dörtlü majörü söylemeden sanza turu edilir dersiniz. 12-14 bağlı. Yapalım. Bir tref, bir karo, bir sanza. Alert. What is this? Nedir bu? Dörtlü majörü olabilir. Bir tref, bir karo, bir majör. Nedir bu? Beşli tref, dörtlü majör. Sistem böyle çalışıyor. Yani bir trefe bir karo gelince bir majör derseniz beşli tref, dörtlü majörünüz olması durumu. Yani bir tref, bir karo, bir sansat dersiniz. Ortak da alert eder. Der ki benim ortağımda dörtlü majör olabilir. Ki majör de dörtlü olabilir. Ha. Şayet bir trefe bir kör gelince dörtlü majörü söylemeden oynamaya çalışıyorsanız, yani bir trefe bir kör gelince bir pik demeden oynuyorsanız, iç cinayeti. Tam anlamıyla bir iç cinayeti. Kesinlikle böyle oynanmaz. Bir trefe bir kör de dediğince ortağınız, dörtlü pik varsa bir pik dersiniz. Nasıl dağılımınız olsun, dengeli, dengesiz. Ancak 18-19 puanınız varsa ve dengeliğiniz varsa dörtlü piki okumadan iki sansatıya sıçrarsınız. Sonra dört dördü bulursunuz. İki sansatıya sıçradıktan sonra dört dört piki bulur. Öğreteceğiz. Şimdi demek ki Walsh konvansiyonun özü bir trefe bir... Ha, cevapçıya da bazı bilgiler vermek lazım. Ben cevapçıyım, dörtlü majörüm var, beşli de karom var. Şayet 12 puanın altındaysam önce... Hatta 13'ün altındaysam önce majör okumuş. Yani dörtlü majör, beşli karoyla önce majör okumuş. Çünkü bir trefe bir karo derseniz ortakta bir sansat der, dört dört majörü bulamazsınız. Zon 13 puandan eksik olan ellerle önce majörü okursunuz. Karo demezsiniz. 13 puandan fazla, 13 puan ve üstüne sahipseniz de bir karo diye cevap verirsiniz. Walsh uygulamasında sadece açanın rebitleri değil, cevapçının da ne yapacağını bilmesi gerekir. Bu şu demek değildir. Bir trefe bir karo diyen de dörtlü majör vardır ve bunu bilmiyoruz. Bir trefe bir karo diyen karoyu demiştir. Şimdi bakalım elimize. Yapalım. Nasıl çalışıyor bakalım. Bir tref açtım. Pas pas. Bir tref. Pas. Bir karo. Çevre. İpik dedi. Alert dedi ortağım. Deklarasyon sordular. Nedir bu deklarasyon? Dedi ki beşli tref dörtlü piki var. Bak. Hemen ne yaptı cevapçı? Hemen ne yaptı? Keyifle hemen şunu yaptı bakın. Yaptığı şey gayet basit. Ne yaptığını gösteriyorum size. Hemen iki tref dedi. İki tref dedi. Çünkü bizim usulümüz bu. Biz trefte 8 tane olduğunu biliyoruz. Hemen 2 tref oynamaya karar verdik. Bakın. Tref, bir trefe bir kör cevabı gelince bu sistem böyle bir sistem yok. Bu bir trefe bir karo gelince bu Walsh uygulanır ve cevapçı da ne yapacağını bilmelidir. Hepsi birbirle bağlantılı çalışır. Walsh çekmek isteyemem. Kuvvetli jump, strong jump shift, kuvvetli sıçramalar. Bunların hepsi birbirle bir beraber çalışır. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum size. Bir sistem bir bütündür. Birbirine bağlı birçok noktası var. Ben Walsh oynamanızı tavsiye ediyorum. Checkback Steyman oynamanızı tavsiye ediyorum. Ve Strong Jump Shift. Yani bir karo iki pik cevabını kuvvetli oynamanızı tavsiye ediyorum. Bu üç konunun üçünün de notlarını nerede bulacaksınız? Facebook'ta Türk Bridge Tarihi'nin sayfasında var. Ayrıca Eylül ayından itibaren bu yaptığımız çalışmaların videoları da İsmet Bey tarafından yayınlanacak. Ben de Türk Bridge Tarihi sayfama kaydedeceğim. Evet, yanındaydım. O halde şimdi dinliyorsunuz beni. Walsh
mükemmel bir konu. Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz, çok kazanıyorsunuz. Çok kazanıyorsunuz. Evvela cevapçı bakıyor eline, karoları var, bir de dörtlü majörü var. Karoları var, dörtlü majörü var. Tabii beşli majörü varsa majörü daima oku. Puanlı. Karoları var, dörtlü majörü var. Karoyu mu okuyayım, majörü mü okuyayım? Majörüm dörtlü. Cevap şöyle. Zon oynayacak kuvvetteysen karo oku. Zon oynayacak kuvvette değilsen önce majör oku. Bu siz açanın da ribitlerini planladık. Bir trefe bir karo gelince, cevabı gelince açan dörtlü majörünü göstermeden sansatur ribide diyor 12-14 ile. 18-19'u da iki sansatur ribide diyor. Şimdi açan demek ki siz bir trefe bir karo derseniz açan da sansatur derse hala 4-4 majörünüz olabilir majörü söylemediyse. Eğer puanınız yeterli değilse şimdi iki kör diyemezsiniz. Bu durumda da 4-4 majörü kaybetmiş olursunuz. Dolayısıyla zon için yeterli olmayan ellerle önce majör okunur. Size tavsiyelerim var. Neydi? Zon olmayan kontratları 8 tane minörde oynayın. Varsa 8 tane minörünüz. Bakalım deklarasyona. İşte deklarasyon böyle. Bir trefe bir karo demiş. Açan bir pik diyor. Alert. Nedir alert? Bir tref, bir karo, bir pik diyende beşli tref, dörtlü pik vardır. Peki sen ne yapıyorsun? Ben de iki trefe dönüyorum. Bu kadar. İki trefle dönüyoruz. İki tref oynuyoruz. Şimdi bu el rahat rahat iki tref oluyor. Bu el sansatı oynarsanız büyük bir hüsrana uğrarsınız. Sansatı oynarsanız büyük bir hüsrana uğrarsınız. Dolayısıyla bu elle ne oynamak lazım? İki tref oynamak lazım. Evet. Şimdi bakalım. Yeni ele bakalım. Pas. Bir tref. Pas. Ortak bir karo diyor. Bir sansatur ribide diyorum. Alört diyor ortak. Nedir bu alört? Benim eşimde dörtlü majör, hatta dört dört majörler olabilir diyor. Dörtlü majör, hatta dört dört majörler olabilir diyor. Benim size öğrettiğim sistem çerçevesinde devam ediyor. Ne diyorsunuz? İki taraf. Ha. Bir tref, bir karo, bir sansattan sonra çekmek isteyman oynanmıyor. Bir tref, bir karo, bir sansattan sonra çekmek isteyman oynanmıyor. Cevapçının iki tref veya iki karo demesi oynamak için. Cevapçının iki kör veya iki pik demesi de zone forcing. Bir tref, bir karo, bir sansatı cevapçı iki kör veya iki pik derse zone forcing. Şimdi bakın arkadaşlar. Well, bir sansatı oynayalım. Bunu da yapalım. Bir sansatı oynayalım. Bakalım ne oluyor. Başımıza ne geliyor görelim. Bunu. Bir trap, bir karo, bir sansatı. Pas, pas, pas. Pas. Atak, pik. Kaç el alıyoruz sizce? Dört trap alıyoruz. Bir de pik alıyoruz. Başka levi olmaz. Ne veriyor? Üç. Pik körasını çıkartınca bir pik alıyor, dörtte tref alıyor. Demek ki altı lövede kalıyor. Altı löve alabiliyor mu bakalım? Dört karo yapsa. Üçte pik yedi, bir de kör sekiz. Altı löve bile yapamaz. Altı löve bile yapamaz. Defans bu noktadan itibaren, şu noktadan itibaren defans. Defans. Baro karo oynuyor. Pas. Karo. Karo return. Karo. Rua. Karo onu da çekiyor. Beş de bağlıyoruz. Bu el iki taraf oynadığınız zaman
adeta masada dans edersiniz. Bu eli iki tref oynadığınız zaman masada dans edersiniz. Böyle dans. O dersiniz, ne muazzam bir kontrat. Evet. Tekrar. Tabii. Şimdi bakın tekrar hatırlatıyorum. Bir karo dedikten sonra oynamak için. Yani bir tref bir karo cevabından sonra çekmek isteyemem yok. Dördüncü renk var. Ama açan sansatüre bir de derse forcing yapmak için problem var. Forcing deklarasyonu bulmakta problem var. Dolayısıyla yeri geldiğinde söyleyeceğim. Strong jump shot oynamak lazım. Bakın şimdi gelelim. Bir tref açıyorum. Pas. Kuzeyin eliyle güneyin eli altı tref oluyor. Hiç eli açıyor altı tref. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bakalım nasıl oluyor. Yapalım. Bir tref strong jump shift yapıyor. İki karo. Strong jump shift'in kuralları şu. Kuvvetli sıçramalar için iki seviyesinde. Gidin, okuyun ve öğrenin. Facebook'ta var. Download edersiniz. Ya tek renkli eliniz olacak. Ya dengeli eliniz olacak. Ya da açış renginde tutuşunuz olacak. Yani sizde iki ayrı renk olamaz. Sizde karo ve kör olamaz. Karo ve pik olamaz sıçramak için. Sıçramanın şartları var. Sıçramak için bir, uzun renginiz olacak. İki, dengeli eliniz beşli renginiz olacak. Üç, açış renginde tutuşunuz olacak beşli renkle. Şilemle ilgili dünyanın iyi deklarasyonu. Daha iyi deklarasyon yok strong jump shift'ten. Daha iyisi yok şilemlerle ilgili. Şilemi hemen bulursunuz. Anında bulursunuz. Bakın nasıl şilemi buluyorlar görelim. Bir tref iki karo. Pas. İki sansatı diyor. Çünkü ortakta şimdi bir tref iki karo diyenler dörtlü kör yok, dörtlü pik yok. Biliyoruz. Çünkü anlaşmamız bu. Bir tref iki karo ya tek renkli elin olacak. Uzun rengin olacak. Ya dengeli beşli rengin olacak. Ya da açış renginde tutuşun olacak. Facebook Türk bir iş tarihinde anlatıyor. Üç kör diyor. Alo. Ben. Alo. Nedir bu üç kör? Tref tutuşu var körü tek. Çünkü karo ve kör olamıyor. İki renkli el olamıyor. İki renkli el varsa ikinci renginin tref olması mecbur. Bas. Konuşmaya gerek yok. Üç kör körü tek olduğu zaman bu el artık şilemden önce durmaz. Ne yapıyor? Üç bekliyor. Bas. Dört tref diyor. Bas. Dört karo diyor. Bas. Altıya gidiyor. Dört pik diyor da. Bas bende altı tref diyor. Bas bas bas. Oynamıyorum. Alt. Kağıdım al. Evet. Altı tref kontratı böyle bulunuyor. Bakın, hepsi birbirine bağlı şeyler. Hepsi birbiriyle bağlı şeyler. Ha, böyle bir trefe bir karo diye başlarsanız, açan bir sansatüre bir denince problem yaşarsınız. Strong jump shift oynamıyorsanız, şimdi bakın, bir trefe bir karo dediniz. Bir önceki eli hatırınıza getirin. Bir trefe bir karo dediniz. Açan ne yapıyor? Bir sansatür diyor. Açan bir sansatüre bir de diyor. Çünkü açanın dörtlü kör, dörtlü piki söyleyemiyor. Beş dört dağılımı yok. Şimdi açan bir sansatörü bir dediğince ne yapacaksınız? İki tref iki karo diyemezsiniz oynamak için. İki majör diyemezsiniz dörtlü majör gösteriyor. Üç tref üç karo diyemezsiniz davet. Tek yapabileceğiniz şey üç kör demek. Bir tref bir karo bir sansatörü üç kör demek. Ne demek bu? Körüm tek iki renkli elim var demek. Evet. Strong jump shift. Kuvvetli iki seviyesinde sıçramalar. Zon oynamak için değildir. Şilem denemesidir.
Yani böyle 13-14 puanım var. Böyle bir yok böyle bir şey. Bir şeyi söylersin, arkasından zonu söylersin. Rengini okursun, zonsu. Zon Jamshir. Ortalama 16-17-18 puan gösteriyor. Yani 13 falan göstermiyor. Böyle bir şey yok. Bas. Bitirer. Ne yapıyorum? Bitirer. Bir karo diyorum. Elim sıçramak için çok yeterli değil. Bir sansat ödüyor. Bas. Yapılabilecek en doğru deklarasyon 3 sansat ödüyor. Bas bas bas. O kadar. Şimdi rakibin de problemi var tabii. Renklerinizi okumadığınız için rakip ne atak edecek, ne yapacak bilmiyor. Çünkü kuzeyde hangi majör var, hangi majör yok, hiçbir şey hakkında bilgisi yok. Ve oynamanın en önemli faydası defansa büyük problem yaratıyor. Hem siz 4-4 majörü buluyorsunuz, hem de yoksa defans ne yapacağını şaşırıyor. Bakın. Şimdi bu eli yapalım. Bir tref. Pas. Şimdi bir karo dersem çıkacak probleme bakın. Bir karo. Pas. Bir sansat. Usta, ben nasıl forcing yapacağım şimdi? Çekirge. Forcing yapmak çok zor. Haklısın. Peki nasıl forcing yapacağım usta? Ne yapacağım ben şimdi? Ben bir trefe bir karo dedim. Ortak bir sansat. Forcing bir deklarasyon yapmak istiyorum. İki tref olmaz. İki karo olmaz. Üç tref olur mu o usta? Olmaz çekirge. Niye? Çünkü üç tref davet. Üç karo olur mu? Davet. İki kör iki pik olur mu? Dörtlü majör gösterir. Olmaz. Peki ben ne yapacağım şimdi usta? Ha. Çekirge, ben sana demiştim. Strong jump shift oynaman lazım ki problemi çözümleyesin. Bak nasıl çözümlüyor problemi. Şimdi gelelim problemin çözümüne. Problemin çözümüne geçelim. Gördüğünüz gibi bir trefe bir karo dedikten sonra açan bir sansatu derse rebit probleminiz var. Forcing deklarasyon yapamıyorsunuz. Forcing line'a giremiyorsunuz. Çünkü iki kör iki pik natürel oluyor. Zone forcing oluyor. Üç tref üç karo davet oluyor. Üç kör üç pik tek gösteriyor. Varsa tekiniz olabilir. Ama yok tekimde. Forcing line'a nasıl gireceğim? Gayet basit şekilde. Şimdi bak forcing line'a gireceğiz. Strong jump shift oynamanın da faydasını göreceksiniz. Ne kadar iyi bir yöntem olduğunu göreceksiniz. Bir tref, iki karo, pas. Düzey iki sansat diyor. Pas, ben üç karo diyorum. Pas. Zone forcing'i olan bir deklarasyon. Şilemle ilgiliyim. Uzun karolarım var. Kuzey'in mükemmel bir eli var. Hem karo tutuşu var, hem direkt löveleri var. Asrua'dan. Kuzey ne diyor? Dört karo diyor. Söylüyor, karoyu beğeniyorum. Bas, biz altı karo diyoruz. Oyunu da oynayalım. Oyunu da oynayalım. Epik atak. Küçüklük. Hatta bunu da diyelim. Stampiki. Bu aile alıyor. Aslı alıyorum. Şimdi kozları çekip trefleri, körleri, pikleri trefle kaçarsam olur mu? Olmaz çekirge. Niye olmaz? Çünkü sen yerden iki defa kör oynamalısın. İki defa double empass yapmalısın. İki defa kör empası yapabilmek için yer geçişine ihtiyacım var. Karoları çekersen yer geçişin bir tane. Az tref. Bir kere trefle yere geç. Bak ne yapacağız? Şöyle oynayacağız. Şimdi biz düşünüyoruz. Bizim iki defa kör empası yapmaya ihtiyacımız var. Başka çözümümüz yok. Tref 6-2 değilse, 6-2 çok az ihtimal. Başka. Hemen körü oynadık. Şükür. Bu çift kör empasının şansı %75'tir. Ne geliyor? Pik geliyor. Pik. Alıyorum. Asgari çekiyorum.
Karlı yere gidiyorum. Bekleyin diyorum. Deklarasyon mükemmel. Strong jump shift oynadığınız zaman deklarasyon mükemmel gider. Şilemle ilgili ellerde hiçbir sorun olmaz. Mükemmel şilem bulursunuz. Ve waltz oynarken strong jump shift oynamak gerekir. Aksi takdirde rebit, yani bir trefe bir karo diyen rebit problemiyle karşılaşır. Açan bir sansa rebit edince. Şimdi deklarasyonun güzelliğine bakın. Deklarasyonun güzelliğine bakın. Nasıl? Pas. Mükemmel deklarasyon. Mükemmel. Bir tref, bir karo, bir kör. Alert. Nedir alertin çekirge? Benim ortağımda beşli tref, dörtlü kör var. Beşli tref, dörtlü kör var. Pas. Sende ne var peki? Bende zona davet. Kuzey'in eli zona davet edecek birer. Yani zona, illa zona gidecek bir el değil. 11 puanı var. Zona davet etmesi. Peki nasıl davet eder çekirge? Sen söyle bakayım. Ustam sen bunu çok güzel öğretmiştin bana. Nasıl öğretmiştin? Sen demiştin ki zon olmayan kontratları minörde oynamak. Eğer varsa 8 minör. Şimdi ben 8 tane tref olduğunu biliyorum. Zona davet edeceğim müşteri. Peki bunun faydası ne çekirge? Bunun faydası şu. 3 trefte kalacağız. Bir sansatta değil. 3 tref oynayacağız. Bir sansatu değil bizim elimiz zon yapamıyorsa. Peki bu eli 2 sansatu oynasaydı kaç el alırdık? Şimdi bu el 3 trefte 3 pik veriyor. Bir de karo. 4 löve veriyor. Ne atak olursa olsun 4 löve veriyor. 4 löve yani ne yapıyor? 3 tref yapıyor. Peki şöyle bir 2 sansatu oynayalım bakalım. Bakalım kaç löve yapacağız 3 sansatta. 2 sansatta. Şimdi 3 tref 10 löve alıyoruz. Yapılacak bir şey yok. Bir sansatu pas 2 sansatu pas pas. Böyle gittiğini düşünelim. Şimdi kaç löve alacağımızı inceleyelim. Ufak. Kör. Vale pik. Ortağına uyarıyor. Çünkü ortak ne olduğunu bilmiyor. Vale pik. Pik. Kör return. Kör. Onlu kör. Karo. 9'lu pik. Karo. Gref. Karo. 3 kör. Ruva. Kaç löve aldın çekirge? Hocam sadece 6 löve alabildim. Maalesef. Şanssızdım. Ruva pik kaçmıyordu. Maalesef 6 löve aldım. Yanlış çekirge. Yanlış. Şanssız değildim. Bilgisizdim. Çünkü zon olmayan kontratları 8 minörde oynamak gerekir. Demiştim ben sana. İşte böyle. Şimdi bir rida edelim. Bakın. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Ben size bir şey öğretiyorum. Uygulama yapıyoruz. Gelen el sisteme oturuyor. Sistem problemi çözümlüyor. İşte sistemin gücü burada. Sistem problemi çözümleyecek. Sistem sizi doğru yöne, doğru yola sokacak. Sizin uyguladığınız sistem, şimdi bakın, benim uyguladığım sistemin bütün her noktası birbirini tamamlıyor. Böyle bir çarkın dişlileri gibi. Ve makine mükemmel çalışıyor. Bakın bu eli de bakalım. Bu ele de bakalım ne oluyor görelim bu elde de. Bir tref açıyorum. Pas.
düzey bir karı diyor. Pas bir sanza türevi diyorum. Pas düzeyde, memnide. Bu elestron cam şifatmaya gerek yok. Çünkü niye? Zaten 13 puanım var. Ortak sanza deyince de 3 sanza türevi söylüyorsun. Pas, pas, pas. Şimdi bridge oyununda iki tane dörtlü renginiz varsa ve bunlardan birini atak edecekseniz bridge oyununda daima küçük onörden atak edilir sanza türevi. 4-4 iki renkten küçük oneri olandan atak edilir. 5-5 iki renginiz varsa büyük oneri olandan atak edilir. Yani bu elde hem kör hem pik 5'li olsaydı pik atak edilir. Hem kör hem pik 4'lü olunca kör atak edilir. Mükemmel kör hata var bu elde. Mükemmel. Çünkü pikten atak etmek çok riskli. Löve kaybedersin. Şimdi bir daha söylüyorum. Atak edeceğim. Usta iki tane dörtlü rengim var majörüm. İkisi de okunmadı. Bir sansat, üç sansat. Hangisini atak edeyim? Çekirge. Hangisinde küçük onör varsa o rengi atak. Usta iki tane beşli rengim var. Hangisinden atak edeyim? Hangisinde büyük onörüm varsa oradan atak edeyim. Peki usta rakipte uzun bir renk olduğunu biliyorsam. Üçüncü maddesi de var. Rakipte uzun bir renk olduğunu biliyorsam, yani rakip tref deyip trefliği rebit ettikten sonra 3 sansatuya giderse, rakipte uzun bir renk olduğunu bildiğiniz zaman daima kuvvetli renkten atak edin. Yani kuzey güney altılı karon var, iyi karon var gibi deklarasyon yapmış olsalardı pik çıkılırdı. Demek ki 3 maddeyi söylüyorum. 4-4 2 tane rengim var, birini çıkacağım. Küçük onörü olandan çıkılır. 5-5 iki tane rengim var. Büyük onörü olanın altından. Rakibin uzun rengi varsa, rakip bir uzun renk olduğunu söylemişse daima kuvvetli renkten çıkılır. Yani rakipte uzun karalar olduğunu bildiğiniz zaman bu elde ne çıkarsa pik. Şimdi bakın ne oluyor. Bakalım ne oluyor. Bakın. Şimdi bu kör çıkıyor. Küçük. Oldu. Dört kör. Üç de trefliği. Oynuyor. Trefliği veriyorum. Finito. Finito la musica. Bitti. Müzik bitti. Ne oldu? Dokuz löveyi aldım. Dört kör aldım. Üç de tref aldım. Yedi. Pikası sekiz. Karvası dokuz. Peki nasıl oldu bu? Bu şöyle oldu. Bu gayet güzel. Ben bir kör demediğim için, bir tref, bir karaya, bir sansat dediğim için ne atak edeceğini bilemiyor. Normal kör atak etti. Şimdi bak. Ne olacak? Normal klasik deklarasyonu yapalım. Klasik deklarasyon. Klasik deklarasyonu yapalım. Bir kör. Klasik uygulama bu. Pas, dipik. Dördüncü renk. Diyelim ki sonra pas bir sansat dedim. O da pas üç sansatı dedi. Bakalım ne oluyor şimdi. Pas, pas, pas. Çıktı pikini. Pik. Dampik. Dördüncü pikten atak ediyor. Aldım almadım. Fark etmez. Şimdi lövelerimi sayıyorum. Lövelerimi sayalım. Pik atağından sonra. Bir tane pik alıyorum. Karo alıyorum. Karo empası geçmiyor. İki. Üç de tref alıyorum. Beş. Üç de kör alıyorum. Sekiz. Dokuz olmadı. Bu oyuncu batı hiçbir zaman kör diskart etmez. Kör yemez. Hiçbir yerde. Çünkü sen kör dedin. Kör atak etmez. Kör yemez. Kör diskard etmez. Ne olur? 3 sansatı batar. Şimdi bu deminki elde 3 sansatı yaptı. Usta bu işi nasıl yorumluyorsun? Çekirge. Bunun yorumu gayet basit. Walsh'un ne güzel bir uygulama olduğunu gösteriyor. Mükemmel bir sistem uyguluyorsun.
Rakip konuşsa da konuşmasa da ne yapacağını bilmiyor. Peki sen bir şey kaçırıyor musun? Hiçbir şey kaçırmıyorsun. 4-4 majör varsa buluyorsun. Kontratı doğru. Çok güzel bir yer. Çok çok güzel bir yer. Ders alınması gereken bir yer. Ders. Zaten dersteyiz de. Şimdi güney açığı bitirer. Mükemmel bir... Bu eli böyle deklarasyon yapabilmek için mükemmel bir iç bilgisine sahip olmak lazım arkadaşlar. Mükemmel bir iç bilgisine. Böyle en tipişten değil, yarım yamalak bir iç bilgisine değil. Mükemmel bir iç bilgisine sahip olmak. Mükemmel bir iç bilgisine sahip olmanın birinci yolu görgüdür. Yani etrafınızda iyi bir iç bilgisine sahip olan insanlar olmalı ki şimdi ben birçok yerde ya dediler Melih bu Türkiye'de sen bridge oynuyorsun. Gittiğim birçok ülkede İtalya'da, Fransa'da nereye gitmişsen bu bridge oynuyorsun ve mükemmel iyi bridge biliyorsun. Peki sen bu bridge'i nasıl böyle hale getirdin? Burada yani senin görgünü, bilgini artıracak bir ortam yok. Kimseyle konuşmak da mümkün değil zaten bridge. Ne yaptın dediler. Dedim ki ben habire analiz ettim, çalıştım günde 10 saat. Non-stop çalıştım, analiz ettim. Gerekli yerleri lisanım da çok iyi değildi. Tercüme ettirdim. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Çok çalıştım. Evet. Görgü çok önemli. Etrafınızda bu işi bilen, doğru bilen insanlar olması. Sizi doğru yönlendiren insan. Maalesef yok. Bitire dikaro. Onlar için de kolay değil. Çünkü onlar da görgülerini artıracak kişileri bulamıyorlar. Ha ben Türkiye'deyken bridge çok çok bir standarda kavuşmuştu. Evet, bir kare şimdi bu elle 17 puan. Bir sansatur rebit edemiyor. Bitire bir kare bir sansatur rebit edemiyor. İki sansaturda 18-19 puan edemiyorum. Şimdi şu uygulamayı yapıyorum. Hani yeni renk okuduğunuz zaman sığır 16, 17, 18'e kadar gidiyordu ya. Yeni renk okuyorum. Dikör. Alert diyor. Beşli tref, dörtlü kör var diyor. Pas. İki trefle dönüyor. Ne demek iki tref? İki tref oynuyorum diyor. Şimdi ben gecikmiş iki sansatu deklarasyonu yapıyorum. Gecikmiş iki sansatu deklarasyonu ne gösteriyor? Ha. Şimdi bir insan rengini açar, yeni renk okur. Orta durmak istediği zaman iki sansatu derse bu 16-17 puan gösterir. Yani ben ortağıma bende dengesiz bir el var ve 16-17 puan var ifadesinde. Ortak ne yapıyor? Hemen ortak temel. Bak konuşma şöyle geçiyor anlatayım. Bir trep, bir karo, bir körden sonra konuşmalar Türkçe yapalım. Sevgili ortak, benim elim zona yeterli değil. İki tref oynamak istiyorum. Ortak, sen iki tref oynamak istiyorsun ama bende 16-17 puan var. Sende de 9-10 puan varsa 3 sansatu yapabiliriz. Şimdi ben 2 sansatu diyorum. Peki, sen benim elimin dengesi olduğunu anladın mı ortak? Tabii ki anladım. Çünkü sende 16-17 puan dengeli el olsaydı sansatu açardın. Ben sende dengesi el olduğunu anladım. Peki ne yapıyorsun? Yok arkadaş yok. Bizim elimiz zona yeterli değil. Ve ben 3 tref oynamak. Şimdi arkadaşlar bu el kaç sansatı olur? Birinin sorusu. Bu el bir kez ediyor normal sansatı ya. Bu el bir sansatı yapamaz. Bu elle siz masada otursanız 2 tek, 2 dakika 4, 1 dakika 5 bir sansatı yapamaz. 3 kere alıyor. 3 kere, 2 kere, 50 kere, 3 kere, 3 kere, 2 kere, 2 kere, 6 kere alıyor. Demek ki bu el bir sansatıya bir bakıyor. Bir bakıyor. Yapacağınız göre sayısı belli. 2 kere. Bakın şu kağıdı atak ettiği zaman sansatıya 2 kere yapabiliyor. 3'te kör yaptığınızda 15. 3, 6, 7 kere de yapamaz. Yapamazsınız. Çünkü problem çıkar. Karoları çekerler. Ne yapacağınızı şöyle bir iki sansatı ödeyelim. İki sansatı da ne olduğunu görmek istiyorum. 3 tref. Bana kalırsa ben bu eli 3 tref kontratında 3
veya 4 yapar. Yani ben bu elle ya 9 ya da 10 yazarım. Onun için bunu bana nasıl alırım sormayın. Bakın. Rakibin en iyi hata az stresleri binağım. İki tane pik çakarım. 3 stres veririm. Bir de kör. 2 stres bir de kör veririm. Şimdi 2 şans oku pas pas pas. Bakalım bu elin 2 şans oku olmuyor. Oynamamı tavsiye ediyorsun. Ne söyleyeyim? En iyi oyun double dummy. Reket. En iyi oyun. Daha gör gibi oynayacak. Bakın kağıt gör gibi oynuyor. Kıcağı bırakmıyorum. Ah düşecek diye. Double dummy. Açık kart oynuyorum. Kapalı kartta neler olur burada onu bilmiyorum. Kapalı kartta neler olur. Valeti çıkıyorum. Karavata çekiyor. Kutu veriyor. Kutu veriyor. Kuton veriyor. Kör veriyorum. Kör ikili veriyor. Partner kör gelmiyor. Partner kör gelmiyor. Okey partner kör gelmiyor. Karo gelmiyor. Şimdi onlu karıyı oynuyor. Asla alıyoruz. Alıyoruz. Ne yapacağım şimdi? Kontratı yapmak için kören pası yaptım. Kören pası geçerse kontrat oluyor. Kören pası yapacağım. İsterseniz iki tref çekeyim. Tref. 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 Üçlüğü kaçıyor. Size kör bende, körlüğa bende var demeyecek tabii. Oynuyorum. Kör çekiz. Buna körü geçiyor. Şimdi körü oynuyorum. Çünkü kören pası yapmam lazım. Daha önceden de yapmam lazım. Bir kören tam başka elin yok. Başka elin yok o arkadaş. Hocam gerçekten dilinize, yüreğinize sağlık, beyninize sağlık. Çok keyifli ve bunu sahada da zaten şeylerini alıyorum. Bütün sevgili seyircilerimiz oldukça memnunlar ve çok başarılı bir anlatımınızın olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu önemli tabii. Böyle anlaşılır şekilde anlatmanız Türk biricinin standardını da arttıracağını düşünüyorum. Özellikle Anadolu birici sizden çok fazla yararlanacak bu konuda. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. İşte Biriş ve Satranç TV ve Melih Özdil'in özverisini görüyorsunuz değerli seyirciler. Ve bugünkü programımızın da burada sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere diyorum değerli seyirciler. Hoş kalın, hoşça kalın diyoruz. Sevgili seyirciler, hepinize sevgiler, saygılar. Biriş Satranç TV klasiğiyle daha karşınızdayız. Bugün değerli seyirciler, gururumuz olan Salvo takımı 1. online Dünya Takımlar Şampiyonası'nda yarı finalin son maçına çıkacak sevgili seyirciler. Ve artı 37'lik bir
sayı taşımasıyla da çok büyük bir averajla oyuna başlayacak birazdan sevgili seyirciler. Oyun başlamadı daha. Biz oyun başladığında gireceğiz yayına. Sevgili dostum, kardeşim Yusuf Softorik, milli oyuncu Yusuf Softorik de yine her zaman olduğu gibi sizlerle bu maçı canlı yorumlayacak. Yusuf Softorik sizler için. Değerli seyirciler, Nafiz Zorlu bu son hafta gerçekten iki güçlü takım kurdu. Bir tanesi hepinizin bildiği gibi Zorlu takımıydı. Zorlu takımı birkaç gün önce yine Biliş ve Satranç TV ekranlarından canlı olarak yayınladığımız maçı, finalini Zorlu kazanarak şampiyon oldu. Bir takım şampiyonasında. Gerçekten takım kadrosu da önemli, Türkiye'nin önemli biricilerinden oluşuyordu. Sedat Aluf, Tuna Aluf, Aslı Acar, ondan sonra yani birçok Türkiye'nin tanınmış, bilinmiş sporcuları bu kadroda yer alıyordu ve gerçekten de şampiyon oldular. Bu şampiyonlukta biriç kamuoyunda eminim büyük bir memnuniyet sağlamıştır diye düşünüyorum. Evet, sevgili Yusuf, tabi diğer tarafta karşımda, ben şimdi birazdan Yusuf'a da bağlanacağım. Değerli seyirciler, tabi reji arkamda olduğu için zaman zaman bir takım şeyleri yapmak için arkamı dönmek zorunda kalacağım. Bu konuda gerçekten sizlerden şimdiden çok özür diliyorum. Böyle bir konsept yaptık çünkü rejiden vermek gerekiyordu. Aynı anda bu yayını YouTube kanalımızdan da canlı olarak yayınlıyoruz sevgili seyirciler. Evet, sevgili Yusuf da karşımda şu anda. Sevgili Yusuf, hoş geldin. Herkese iyi yayına. Akşamlar diliyorum. İsmet abi, maç başladı. Ben şu anda Nezih ile Bülent'in masasındayım. Takımımız 37 IMP ile son devreye önde giriyor. Son devre 20 bort olarak oynanacak. Takımımıza başarılar diliyorum. Bir avantajımız var ama bu bir iç. Belli olmaz. Oynanacak çok bort var. Takımımızın inşallah şansı yaver gider. Elleri doğruya gider. Ve bu avantajımızı kullanarak birinci online dünya takım şampiyonasında inşallah final oynayıp ve finali kazanarak turnuvayı kazanmamızı umut ediyoruz. Takımımızın bu maçtaki kadrosu Bülent Aslan, Nezih Kubaç. Bülent oynuyor. Ve Nafiz Zorlu'yla da Ali Uçar oynuyor. 10 bort sonunda bir değişimi olabilir kadroda. Takımımızın diğer kadrosunda Gökhan Yılmaz, Okay Gür ve Sedat Aluk bulunuyor. Yani Bülent Aslan, Nezih Kubaç, Nafiz Zorlu, Ali Uçar. Ve takımın diğer elemanları Okay Gür, Gökhan Yılmaz ve Sedat Aluf. Evet, maçta başladı. Biz istersen yorumlamaya başlayalım bence. Tamam. İlk board 4 pik oynanıyor. Muhtemelen diğer tarafta da 4 pik oynanır diye düşünüyorum. Yani bu maçta ellerin çok dağılımsal gelmemesi önde olan takım için bir avantaj. Evet sevgili seyirciler, evet, hepinizin bildiği gibi Biliş ve Satranç TV yayınlarını TV platformundan, Akıl Sporları kanalından, Nexstar uydu alıcılarında IP kanalları içerisinde 118. kanaldan, Nexstar uydu alıcılarından izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda da www.itp.tv.tr web sitesi üzerinden de yayınlarımızı izleyebilirsiniz sevgili seyirciler. Diğer taraf 4 pik dememiş. 3 sanzotuya bırakmışlar ve 7 tane pik Asura Kör alınınca 9 el 5 batmışız. Bu elden 250 oradan, 50 de buradan 300 sayı karşılığında 7 IMP vererek başlayacağız. Yani bizim için kötü bir başlangıç olmuş oluyor. Ama takım zaten rahat çıktı maça. Çünkü artı 37 sayılık bir fark var arada. Eminim
bu farkı kapatacak. İsmet abi 20 voltta 20 voltta 37 mp çok avantaj ama çok önemli bir avantaj değil. Yani maçı kazandık diyebileceğimiz bir fark değil. Elbette değil. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Elbette maçı kazanmak için yeterli değil ama sevgili Yusuf, ama önemli bir avantaj da olduğunu avantaj, söyleyebiliriz avantaj, tabii ki. Tabii avantaj. Evet. 3 Sanzoto oynanacağını tahmin ediyorum. 3 Sanzoto'da 6 tane karo, aslan pik, yani fazla olur. Evet. Değerli seyirciler, Quarantim 7 IMP ile başladı. İlk board'da 7 IMP kazanarak 7-0 önde başladı değerli seyirciler. Şu anda deklarasyonları, Yusuf devam edelim lütfen. Evet, iki kör Kuzey'in, yani Zamir'in iki kör dekleresi, iki pik diyecektim, bende daha iyi el var demek. Direkt iki pik diyecekten daha iyi el var demek. Yani iki pik burada 8-10 puan gibi bir puan limiti gösteriyor. Direkt iki pik deseydi daha kötü bir el gösteriyordu. Yani 5-7 puan gibi, 5-8 puan gibi bir el gösterecek. Yani bu transfer... Majör araya girdikten sonra ya da majör açıldıktan sonra rakip kontur atarsa bu transfer yaygın olarak oynanıyor. Majörü direkt yükseltmek, yani bir pike iki pik demek kötü demek, kötü yükseltme demek, transfer edip yükseltmek iyi yükseltmek demek, yani 8-10 puan demek. Ama söylediğim gibi standart bir 3 sanzotuya gelindi. Pik çıkılacak. Pik çıkıldıktan sonra 3 sanzotuda herhangi bir sorun yok. Zaten başka bir atak olsa da herhangi bir sorun yok. Evet, kendileri için en iyi atağı yaptılar. Yani fazla dediğim, diğer türlü 11 el alırdık. Pik çıktığı zaman körasını çıkardıktan sonra 3 kör 6 karı 9, aslan pik 11. Şimdi muhtemelen 10 lövede kalacağız. Ama şu anda düşünüyor, trefe 9'lu mu koyayım, dam mı koyayım diye. 9'lu koyarsa artı 2 olur, dam koyarsa artı 1 olur. 9'lu koyma ihtimali de yüksek. Fakat onör altından çıkma ihtimali de yüksek. Yani bakalım ne koyacak. Evet, yani onlu kör oynanıp defansın ne yapacağı bekleniyor. Yani yayın durmadı da, evet aldı. Aldı ama kağıtta herhangi bir sorun yok. Sevgili seyirciler, gerçekten çok özür diliyoruz. Maalesef TürkSat'ın azizliğine uğruyoruz bu son dönemlerde. TürkSat ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Melih Özdil'le olan yayınımızı da canlı yayına başladığımızda maalesef bulunduğumuz çevrede internet gidiyor. Ve bir gün boyunca internet gelmedi değerli seyirciler. Buradan TürkSat'ı da kınıyoruz aslında. Yani TürkSat bu kadar liyakatsiz insanların elinde mi yürüyecek? Bir internet servis sahibi, bir bölgeye internet bir gün boyunca kesilir mi? Teknik bir arıza varsa bu işin uzmanları hemen anında bu arızayı giderebilmeli. Çok büyük bir arıza da yok. Pazar günü olmasından kaynaklı insanlar tatil yapıyorlar, çalışmadılar. TürkSat'ı ve TürkSat yetkililerini buradan kınıyoruz değerli seyirciler. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi yayın internet hizmetini yine eksik veriyor. Şu anda Vodafone hatlarımız üzerinden biz bu yayını yapıyoruz değerli seyirciler. Yine bölgede TürkSat yayını kesildi. Bundan dolayı da sizlerden çok çok özür diliyorum değerli seyirciler. Tamam, normalde TürkSat'tan bağlanılması zorunlu mu? Ben anlamadığım için soruyorum. Şimdi bizim servis sağlayıcımız TürkSat. Dolayısıyla TürkSat'tan da yüksek hızda internet kullanıyoruz bu yayınları yapabilmemiz için. Dolayısıyla TürkSat'ta yayın kesildiği zaman, internet yayını, maalesef biz de yayın yapamıyoruz o zaman. İşte bu olduğu için bizim canlı yayınlarda kullandığımız bir Vodafone hattımız var. O hat üzerinden şu anda yayınlarımızı veriyoruz. Anladım. Şimdi iki pik açıldı. Alert gelmedi. İki pik muhtemelen tek renk olarak oynanıyor.
Fakat zon durumu müsait olduğu için, yani beyaz da olduğu için rakip kırmızı da altılı niyetini rakibi bloke etmek için iki pik açıldı. Karşıdaki zaten kendi başına dört kör oynayabilecek bir el. Astro Havale 7 tane. Beyazda 3 tane de bir renk var. 4 kör dedi. 4 kör oynanacak. 4 kör diğer masada da 4 kör oynanmış. Bakalım 2 tane pik veriyor. Karo ası veriyor 3. Bir tane de trep veriyor. 4. Trefi 2 tane verebilir çünkü yere geçişi yok. Yere geçişi olmadığı için trefi elden oynayıp 2 tane verebilirdi. Ama tref atak gelince trep kayıplarının birinden kurtarmış oldu. Yani tahminim bir batacak gibi ya da iki batacak. Bir de çünkü kör kaybı var. Kör kaybını saymadık. Bir trep verse, bir karo verse iki, bir kör verse üç, iki pik verse beş, iki batıp egeli olacak gibi. Bu masa benim tahminime göre diğer masadan biraz fark yiyecek oyun zamanı olarak. Takımımız bu devre 12-0 geri durumda. Fakat söylediğim gibi 37 IMF önde başladığımız bir devre. Şu anda 25 IMF'lik bir avantajımız söz konusu. Ve daha geride skorlanacak olan 12 bordumuz var. Bu 9 nolu board bizim için diğer masa itibariyle 3 sanzotu 2 batmış rakipler. Sayı alabileceğimiz bir board olabilir. Bu bizim için iyi bir board. Nezi 2 karo malta açışına körü tek olduğu için zon yapma ihtimalimiz az diye 2 kör dedi. İyi karar verdi. Diğer taraf 3 sanzotuya 2 batılmış. 2 kör yapılabilir, 1 batılabilir. Yaparsa 6-7 IMF, 1 batarsa da 3 IMF alırız. Yani önde olduğumuz zaman boardların egale olması, birkaç IMF vermemiz çok fazla hasar yapmaz. 9. board'un sonunda takımımız 12-0 mağlup götürüyor maçı sevgili seyirciler. Geriye kaldı 11 board. 11 board'un sonunda bu şekilde, hatta 36 sayı farkla da yenilsek finaldeyiz değerli Evet. seyirciler. Kör partaş. Şu anda kara kupu vermediği için kağıt tref ruhaya karo atıyor. Trefe gidiyor çöküyor. As kör kör veriyor. Kağıt oluyor gibi duruyor. Ama bu karoyu oynaması kötü oldu. Çünkü şu anda kuplar açılmış durumda. Halbuki tref oynasaydı, trefe çakıp az kör kör oynadığı zaman kör kadar kör verecekti, kağıdı yapabilecekti, çok koz verecek. Pik oynayıp pike üste çaktıktan sonra karo oynayacak, karo çakası verecek, tekrar pik oynayacak. Bir an önce koza girse iyiydi Nezih. 6 bordu, 2 bordu verdik, kesildi. 6 bordu size yayınlayamadık. Bundan dolayı da çok özür diliyoruz değerli seyirciler. Bizim elimizde olmayan teknik nedenlerden dolayı. Çünkü biz de nihayetinde internet hizmetini TürkSat'tan alıyoruz. Dolayısıyla TürkSat bu hizmeti bize sağladığı oranda da, sağladığı kalitede de biz sizlere o kalitede yayın sunmaya çalışıyoruz değerli seyirciler. Bundan dolayı gerçekten çok mahcubuz size karşı, çok özür diliyoruz. İsmet abi, biz link hatlarında meydana gelen arızadan dolayı laflarıyla büyüdüğümüz için, yani bizim çocukluğumuzda devamlı link hatlarında arızalar olurdu. Şimdi o arızalar demek ki tekrar nüksetti. Hayırlısı, yani inşallah bir daha böyle bir Sevgili şeyle Haldun, karşılaşmayız. Levent İmamoğlu selamlar, iyi yayınlar demiş. Bizden de selam olsun kendisine. Biraz zor bir yayın oldu Levent'e bugün ama de, Levent İmamoğlu'na inşallah. da, Harun Cıvkınar'a da ayrı ayrı selam söylüyoruz. Fire verdiğimiz zaman, yani ben kendi adıma söylüyorum, İsmet abi senin fire verme gibi bir şeyin söz konusu değil. Bize bir yardım ederlerse iyi olur. Çünkü ara sıra şey yapabiliyoruz. Elbette Kaçırabiliyoruz. tabii. Yani bu Dediğim konuda gibi. sevgili seyircilerimiz katkılarını sunabilirler. YouTube kanalından isterse yazabilirler, isterse WhatsApp hattından yazabilirler. Nereden isterlerse yazıp interaktif bir
şeyde olabilir. Şimdi bitire başışına yurt dışında genel olarak iki trap natürel oynanıyor. İki karo majörler oynanıyor. Bitire başışı ikili olabildiği için bitire iki trap natürel oynanıyor. Yani biz bitire ve iki trap'i majörler oynuyordum ben. Rusya'da Slava Cup turnuvasında bir trap Polis Club açıyorlar. Bana devamlı 6-7 tane trap geliyor. Hazırlıksız da olduğumuz için hiç konuşamadan turnuvayı bitirdik. Tabi bir yerden sonra bir trefe iki trefi natural oynayalım dedik de sonra baktım insanların %90'ı bir trefi iki tref ikili tref açabildikleri için bir trefe iki tref araya girişi natural oynuyorlar. Evet. Majörleri nasıl gösteriyorlar? İki karo majörleri gösteriyor. Yani bir trefe iki karo majörleri gösteriyor. Polish Club dünyada oynanan zayıf iki karo İkinci en büyük sistem diyorlar. Ne diyorsun Yusuf? Polish Club için. Evet. Polish Club yani, çok yaygın oynanıyor. Yani oynanan Polonya'da zaten otomatik Polish Club. Evet. Bizim Rusya'da oynadığım işte 5 senedir Rusya Slava Cup turnuvasını oynuyorum. %70'i, %80'i Polish Club oynuyor. Ya oralarda çok yaygın. Bu devre boardların böyle egale gelmesi, çok fazla sayıya yönelik board gelmemesi bizim için bir avantaj. Bu devre daha IMF alamadık ama verdiğimiz IMF de çok fazla değil. 12 IMF. Şu anda total olarak 25 IMF öndeyiz. Bu arada değerli seyirciler, bizim YouTube ve Facebook kanallarımıza üye olarak destek olabilirsiniz. Lütfen ihmal etmeyin bunu. Yani en azından YouTube kanalımıza üye olmanızı bekliyoruz değerli seyirciler. Diğer masada şu anda 16. board bitti. Bu masa maşallah 10. board'u daha bitirememiş durumda. Yani ben kendi adıma bu masada oynasaydım herhalde bu turu bitiremezdim. Bayılırdım. Diğer masa kaç tur oynamış? 16 board oynamış. Bizim masa 10. board'u bitirdi. Ama 10. board'da çok hızlı bir claim geldi. Benim de gözlerim yaşardı işin açıkçası. Evet, tahmin ettiğin gibi oldu sevgili. Yaşardım. Baştan söyledim, dedim Bülent Arslan'la Necip Kubaç masasına girelim, onlar ağır oynuyorlar. Diğer masadan skorları da görmüş oluruz dedim. Gerçekten de haklı çıktın. Ama sadece bizim oyuncularımız ağır oynamıyor. Rakipler de en az onlar kadar ağır oynuyor. Evet. En az onlar kadar ağır oynuyor. Yani çift taraflı. Çift taraflı swing gibi bir şey bu. Bu iki trefi izah edeyim. İki tref majör açışına, üçüncüden ve dördüncüden majör açışına. İki tref majörünü tuttum. Açara yakın elim var demek. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki dörtlü pikle majör açılıyor mu? Üçüncüden disiplinsiz. Asura adam dört tane renk. Beşli renk yerine geçebilir yani. Dört boş karoyu açmaktansa üçüncüden Asura adam dörtlü piki açmak makul. Üçüncüden disiplinsiz açılabilir. Mesela üçüncüden 7-8 puanla da açılabilir. O yüzden puanla bir üçüncüden açmış, dörtlü pikte. Ben böyle bir şey görmedim. İkinciden değil. Pas pasa üçüncüden açtı. Yok, üçüncüden açtı. Pas pasa bir pik açtı. Evet. Üçüncü pozisyonda evet. Açılabilir. Yani ben de açık söyleyeyim. Üçüncüden bu eli bir pik açabilirdim yani. Beyazdayız. Atak göstermek için. Rakibin işini biraz zorlaştırmak için. Açılabilirim. Orta anda da 11 puan olunca 4-3'e 2 pike geldiler. İki pik yapılabilir. Yapılırsa açışın mükafatını görmüş olacak. Takımına 3 IMP kazandıracak. Üçüncüden disiplinsiz açışlar yaygın olarak oynanıyor. Ama şöyle
sırf üçüncüden açmış olmak için de üçüncüden açmamak lazım. Bir amaca hizmet etmesi lazım. Mesela aslan vale 5 tane bir renk üçüncüden açabilir 7-8 puan 9 puan ama dengeli el 10 puan 11 puan vale 3 tane bir renkle açmanın da çok bir manası yok. Yani buradaki zamirin bir pikaç işi bence makul. Astro adam 4 tane bir rengi var. Bizim hem atak göstermek için hem rakibi... Böylelikle buradan da bir 2-3 AMP alacak demektir Quarantin. Evet. Yani açılabilir derken inisiyatif açan olur, açmayan olur. Çok önemli değil. Tabii bir de şöyle 37 sayı geride olan bir takımın değişik bir şeyler yapması lazım. Yani bizim oyuncularımızın Nafiz abinin ya da Ali'nin açmaması normal. Çünkü 37 IMF öndeyiz. Bizim amacımız bordları egale etmek. Ama rakibin amacı bordları egale etmek değil. Çünkü 37 IMF geriler. Bordlardan sayı almaya çalışıyorlar. Kart da o kadar güzel oturmuş ki yani 3-3 dağılmış bitler. Yahya Çınar 8 dakika önce bize abone olmuş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet Yahya Çınar iyi bir bridge oyuncusu zaten. Aktif olarak oynayan. Şimdi şunu da söyleyeyim. Kartlar düzgün dağılmış. Zaten bir oyun eğer böyle bir pik iki pike kalmışsa hiç kimse açmamışsa oradaki dağılımın normal olacağı düşünülür. Genelde normal çıkar. Çünkü anormal dağılımlarla oyun açacağımız için bir pik iki pikte kalmış oyunlar muhtemelen rakiplerin elleri uygundur. Değerli seyirciler şu anda bizim... Eğer batarsa 2 MP alacağız. 956 abonemiz var şu anda YouTube'da. 1000'e tamamlamak için çok az bir sayı kaldı. 44 kişinin daha abone olması gerekiyor değerli seyirciler. Eğer sizler abone olursanız bu akşam 44'ü 1000'i tamamlarsak artık Google'dan ve YouTube'dan reklam almaya başlayacak kanal. Bu konuda biraz hassasiyet göstermenizi ve YouTube kanalımıza abone olmak için hem çevrenizi, yakınlarınızı, arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu Biri Satranç TV'ye üye ederseniz bizlere çok büyük destek vermiş olursunuz sevgili seyirciler. İsmet abi istersen bu ellerle ilgili bir tref iki trefle ilgili yorumumu yapmıştım Levent'in söylediği gibi. Pardon Levent'in söylediği üçüncüden açış. Bizde yani tamam hile yapılıyor, şu oluyor, bu oluyor ama biraz da işin çok abartmaya başladık. Yani birisi bir şey açıyor ya adam gördüğün gibi Asura adam 4 taneyle bir pik açtı ve ona iyi oldu. Bunlar esasında makul hareketler. Biz artık makul hareketleri de şüpheyle bakmaya başladık. Bu doğru bir bakış açısı değil. Yani görüldüğü gibi burada da İsrailli oyuncu Zamir çok güzel bir pik açışı yaptı ve takımına 3 IMF kazandırdı. Bazen de daha çok kazandırabilirdi. Evet, yani bunu açabilir, açmayabilir ama her şeye şüpheyle yaklaşmak doğru bir görüş değil. Bir trefe iki tref araya girmek de eğer ikili tref açılıyorsa sormak lazım. Tref açışınız kaçtı diye. Eğer ikili tref açılıyorsa iki tref araya girmek yani natürel araya girmek güzel bir fikir. İki karoyu majörler araya girmek lazım. Benim tahminim Bülent Aslan'la Nezih Kubaş da rakip bir tref açarsa ikili tref olabilir diye. Onlar da aynı sistem oynuyorlar. Çünkü bu genel olarak oynanış tarzı böyle. Ben dediğim gibi Rusya'da turnuvada her el bir tref açıyorlardı. Bana da her el 6-7 tane tref gelip duruyordu. Hiç konuşamadan turnuvayı bitirdim. Evet, diğer masa 12. Bu board biraz önemli bir boardmuş. 4 tref oynamışız. Ne yapacağız? Burada 3 salzotu'ya geldik. Birazcık anlaşmazlık oldu zannediyorum. 6 batacağız ama bu elin güzel tarafı.
İsmet abi 4 bit değil 4 tire eşit yaptı. Ha pardon 4 tire. Biz üst sağlatıya 5-6 batacağız. Beyazlı olduğumuz için 250-300 sayı vereceğiz. Karşılığında 130 aldığı için bu board'u da 3-4 IMP ile kurtarmış olacağız. 5 IMP vereceğiz. Eğer 6 batarsak ki 6 battık 5 IMP vereceğiz. Yalnız yani elimize geçen fırsatı değerlendiremedik. Diğer tarafta bizim oyuncularımızın Nafiz Zorlu'yla Ali Uçar 4 tref oynayıp 130 yazmışlar. Biz bu taraftan 3 kare oynasaydık normal bir şekilde 130 da biz yazacaktık. 260 sayı alacaktık. Yani 6 IMP. Onun yerine 5 IMP verdik. Sanıyorum Bülent biraz tabii da, bu ortada şöyle düşündü. Karolar çalışırsa 7 tane karo Sanzato açan ortağa karşı yaparım diye düşündü. Fakat tref ata 2 trefe 2 tref biraz bizi hırpaladı. Yani bazen de bu boardları 3 sanzalı deyip kazanırız. 7 tane tref var. Yani spektaküler oyuncular bu boardlarda şansını denerler. Olur ya da olmaz. Karolar çalışırsa 3 sanzotu olur. Çalışmazsa da bir miktar batarız. Evet 21 oldu. Yani tehlike çanları yavaş yavaş çalmaya başladı bence. Evet 37'den 20 17 19 IMP, çıktı. Şu anda 18 IMP fark kaldı. Evet. Yalnız bu board bizim için fena değil. Diğer masada 2 pike eksi 3 batılmış. Şimdi alternatifler konuşacak muhtemelen. Karosu 2 tane olduğu için ceza pası ufak ihtimal. Tahminime göre 2 bitmeyecek. Evet, Kuttepeer, Asru Adam X ile 300'den ne zaman bir pik açmadın Levo demiş. Levent İmamoğlu da Bebo'da açmıyorum, no name'e koyarlar diye. Okan Özcan selamlar demiş. Selam sevgili Okan, nasılsın? Sevgili Okan bildiğiniz gibi Türkiye Biliş Federasyonu il temsilcisi aynı zamanda. İstanbul il temsilcisi en son milli takımı kazanan takımda vardı. Portekiz'de Türkiye'yi temsilen milli takım olarak gidecekti fakat pandemi dolayısıyla turnuva iptal olunca gidemedi. Şimdi Kuntepeer genel skoru sormuş. Genel skor şu anda 20'ye 1 bu turda mağlubuz. Biz 37 sayı taşıyabildik 3. 4. tura. Şu anda aşağı yukarı 18 aşağı yukarı değil 18 sayılık bir farkla takımımız. 18 sayı şu andaki skor total skor 18 IMP öndeyiz. Evet. İnşallah böyle yani, devam eder. Bundan sonraki boardlarda inşallah elleri doğru boardlara gider. Böylelikle evet diğer masa 20. board'u oynuyor. Son board'u oynuyor şu anda. Evet. Yani şu anda 18 IMF'nin açılımını da vereyim. Biz 131'iz. Rakip 113. Yani şu anda 131'e 113 öndeyiz. 13. Evet. board itibariyle. Diğer masa 20. board'u son board'u oynuyor. Bizim bu masada da sevgili seyircilerimize ekranlarına verdiğimiz masada da 7 board daha oynanacak sevgili seyirciler. 13. board oynanıyor ve takımımız 20'ye 1 mağlup bu turda. Ama toplamda evet, da 18 sayılık. Genel toplam skoru tekrar ediyorum. 131'e 113. Ya 131 Salvo takımı 113 Quarantan takımı. Bu board'dan yalnız sayı vermeyeceğiz. Egal'e gidecek ya da 3 IMP alacağız. Fakat şu aşamada 3 IMP alırsak çok iyi olur. Çünkü fark bayağı azalmış durumda. Evet. Ya bu yayının kesilmesi benim bütün konsantrasyonumu bozdu işin açıkçası. Yani bir türlü evet, hala konsantre olamadım. Konsantre durmuyorsun yani.
Kunteper 2021'de de gidemezlerse 2022 için sizce milli takım seçmesi yapılmalı mı? Benim fikrim seçilip ama gidemeyen takımın gelecek 2 sene temsil etmesi yönünde, sizin fikriniz nedir diye bir soru sormuş mesela Kunteper. Evet, yani Biriç oynanmaya başladığı zaman Sedat'ın söylediği, Biriç oynamaya başladığımız zaman, hayat normale döndüğü zaman eskiden kazanılmış hakların ne olup olmayacağına yönelik o, yani olabilir. Sedat'ın fikri makul. Ya da başka yeni seçme yapılabilir. Onu artık federasyonun vereceği bir karar. Herkesin görüşüne saygı duymak lazım. Yani yeni seçme yapılması da makul. Sedat'ın söylediği gibi kazanılmış hakların devam etmesi de makul. Olabilir. Onu artık, yani yeter ki Biriç oynamaya başlayalım. Canlı hayatta Biriç oynamaya başlayalım. Gerisi kolay bence. Yeter ki orada başlayalım yani. Geçen resmimizi vermiştik İsmet abi. İtalya'da İtalya şampiyonası oynandı canlı olarak. Resimlerimizi de paylaşmıştık. Eğer resimler elindeyse bir kere daha paylaşmakta fayda var. Yani sosyal mesafe kurallarına dikkat edip maskeler eşliğinde İtalya şampiyonası oynandı. Evet, o Levent'e resimde maalesef kaldırdım ben. Şu anda bilgisayarda yok o resimler. Dolayısıyla gönderemiyoruz. Tamam. Seyircilerimiz kusura bakmasınlar. Tamam, çok güzel resimlerdi. Levent'e o resimler için, Levent İmamoğlu'na tekrar teşekkür ediyoruz. Yani aramış bulmuş, resimleri bize göndermişti. Olmuş. Evet, Metin'e de hoş geldin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Metin. Ozan Uğur Şahin. İsmet abinin hayranlarından. İsmet abinin yorumlarının hayranlarından. Nülüfer Pasiner, hoş evet. geldiniz. Biriç Satranç TV ailesine. Evet, şu anda bu masayı yorumlamamız şöyle güzel. Diğer masa bitirdi. Skor aldığımız için yorumun keyfi biraz daha fazla oluyor. Yani diğer masada ne oynanacak, ne oynanmayacak diye bir derdimiz yok. Artık diğer masadan skorlar geldi. Bu maçın, bu masanın skorlarını bekliyoruz. Evet. Oluşacak skorlarını. Ve bu masanın skorları da finalisti belirleyecek. Evet, finalisti belirleyecek. Şu anda 18 IMP öndeyiz. Umudumuz bu elden 3 IMP alıp farkın 21'e çıkması. Evet, büyük bir heyecan. Genel skor... Gerçekten bir Türk takımının uzun yıllar aradan sonra bir online da olsa bir dünya karşılaşmasında final oynamaya az kaldı değerli seyirciler. Şimdi tabii il temsilcisi Okan Özcan beni sanıyorum evet fotoğraf yağmuruna tuttu şu anda. Resimleri gönderdi ama onları evet ben seni vereyim, o resimleri de paylaşayım madem göndermiş. Evet, yani canlı oynayamıyoruz, bari resimlerle teselli olalım. Yani oynayanları görerek ben söylediğim gibi o resimleri gördüğüm zaman bayağı heyecanlandım. Yani bu günler tekrar gelecek mi? Tekrar canlı oynamaya başlayabilecek miyiz? Hayat tekrar normale dönecek mi? İnsanı heyecanlandırdı yani. Bu board öncesindeki son skoru tekrarlamakta fayda var. Biz 131'iz salvo takımı olarak. Quarantin takımı 113. 131-113, yani 18 IMP'lik bir avantajımız var. Evet sevgili seyirciler, biraz önce bahsettiğimiz İtalya'daki kulüplerin artık yüz yüze oynadıklarını gösterir. İşte görüyorsunuz resimleri sizlerle paylaşıyorum. Artık İtalya'da sosyal mesafe kurallarına uyarak Biriç kulüpleri açılmış. Bilmiyorum bizim ülkemizde ne zaman açılır Biriç kulüpleri. Gerçekten hasret kaldık aslında eşimize, dostumuza. Bir an önce de bu önlemlerin alınarak Türkiye'de de Biriç kulüplerinin açılması için bir takım Gençlik Spor Genel Müdürlüğü mü yapar bilemiyorum. Ama bir an önce bu şeylerin artık kulüplerde biricin oynanmasıyla ilgili bir takım önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum değerli seyirciler. Bakalım ne zaman bizim
yöneticilerimiz bunu sağlayacaklar. Kulüplerde ne zaman bridge oynayacağız Yusuf? Her şey çok güzel sevgili Yusuf. Ben bu arada bir tamam. şeye bakayım. Masa ebatlarına dikkat ederseniz oldukça büyük diyor Sedat. Bunu gerekiyorsa masa ebatlarını büyütmek lazım. Bologna'da yapılan Sedat... davetli 49 takım katıldı. Milano, Venedik ve Bologna'da yapılıyor her sene diyor. Şimdi sevgili Metin Kızılkaya diyor ki Yusuf Hoca'nın o mimikleri olmasa biz keyif alamıyoruz. O mimikleri önemli. Evet. Donuk mimiklerim önemli ama donmuş olunca bir ara gitti. O yüzden dedim görüntüm olmasam iyiydi diye. Evet. Erol Altuntu ses ve görüntü konusunda okey vermiş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Erol şu anda takımımız 14. board'a girdi. Evet. Maçla ilgili şöyle bir yorum yapayım. 3 IMF aldık. 134-113 olarak 21 IMF öndeyiz. Fakat ben diğer masada oynanmış boardlara baktığım zaman özellikle son boardda çok büyük, çok iyi bir skor almışız. Bana göre maçı kazanmış durumdayız. Yani büyük bir aksilik olmazsa çok büyük bir avantajımız var. Evet. İnşallah. Yani biz finali de ilk dünya şampiyonu da birinci online dünya takımlar şampiyonasında ilk şampiyonu da bizim takımımız olur, Türkiye olur. Biz de British kamuoyu bu şampiyonadan çok büyük memnuniyet ve mutluluk duyarlar. Evet. 6 board kaldı Sedat. Aynen öyle. Söylediğim gibi daha her şey bitmiş değil. Fakat büyük bir avantajımız var. Diğer masadan gelen boardlar itibariyle. Haldun, tabii içeriklerini bilmiyorum. Dizisini bırakmış Yusuf Hoca seni görünce. Şimdi efendim? Dizi reklamı yapmayalım buradan. Dizi çok herhalde çok seviyor ki diziyi bıraktım diyor Yusuf Hoca'yı görünce diyor. Kim demiş onu? Haldun Çivgüner. Ha tabii Haldun Çivgüner'le biz çok iyi anlaşırız. Yani burada Haldun'u da seyredip yorumlamak isterim valla. Çünkü Haldun da çok spektaküler bir oyuncu. Yani onu da yorumlamak, seyretmek ayrı bir keyif. Evet. Yani onun ellerini yorumlamaya doyamam ben. Yani o derece ilginç eller şey yapar. Bunlar düz oynuyorlar netice itibariyle. Level Dimamoğlu yazmış. Yusuf Hoca bizi diskoya götür diyor. Evet, bu maçı kazanırsak, sonra da finali kazanırsak, pandemide rahatlarsa, normal hayata dönersek neden olmasın? Sevgili Metin yazmış, inşallah bu gazla şampiyon oluruz sevgili İsmet abim. Yorumcumuz Yusuf Hoca da zaten rally koltuğunda oturuyor. Bu bir işaret belki de diyor. Evet, rally koltuğu buradan şeye çıkarız. Evet. Rakibimizle ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Bu maçın değil de finale çıkarsak inşallah çıkacağız. Rakibimiz Hunisar takımı ile Nikel takımının galibi olacak. İkisi de çok kuvvetli takım. Hunisar takımı Hun ve İsrail oyuncularından oluşuyor. 6 oyuncunun 5'i Hun yani Macar, bir tanesi İsrailli. Milli takım, Macar milli takımı, Nikel takımı da Amerika'nın en meşhur takımı. Nikel takım mı? Hayır, belli değil. İşte kazanırsak o maçın galibiyle oynuyoruz. O maçta çok dengeli gidiyordu. O maçın sonucunu da heyecanla bekliyoruz. Vallahi Sedat yine bir yorum yapmış. Hoca bak yüzlerce kişi seyrediyor. Evi köyü satarsın diyor. Niye de öyle dedi bilmiyorum hoca. Herhalde ödüllerden dolayı. Benim için dolayı mi dedi? Yani ödüller sadece 100. kişiye ödülümüz olacak. Yani herkese ödülümüz olursa satarız tabii yani. Yani sen satarsın. Tabii. Biz sadece 1. Üyemize ödül vereceğiz.
Şu anda 960 abonemiz oldu. 40 abone kaldı. Bu gece bu 40 aboneyi aslında sevgili seyircilerimiz tamamlaması lazım diye düşünüyorum ama bakalım ne olacak. Bu gece olmasa bile herhalde finalde tamamlar değerli seyirciler 1000 aboneyi. Evet, en kısa zamanda tamamlar. Bu board'u da atlattık gibi 4 körde 4 tane el aldık. 3 tane kör alıyoruz. Asura pik alıyoruz. Karoyu alıyoruz. Biyen oluyor. Bu board'u da hasarsız atlatmış oldu. Sedat 999 olunca haber verir misiniz? Tabii seve seve Sedat'cığım. Evet, bundan sonraki kalan board sayısı 14'ü oynadık. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 board'umuz kalıyor. 6 board'da 21 IMP'lik bir avantajımız var. Evet. Bu board egale. Ama iki masa arasında da bu kadar anormal derecede zaman farkı olması da enteresan. Evet, bayağı şey oldu. Yani şimdi hala 6 board var daha ya. Öbür takım bitirdi. Bizim masa hala 5. Tamam, daha iyi İsmet abi. Hazmede sindire sindire oynanıyor. Evet. Bizim için de güzel oluyor. Muhabbet yapmaya fırsatımız oluyor. Yani o olay hızlı gelirse bu kadar rahat diğer konularla ilgili yorum yapamazdık. Evet, haklısın. Bitire başı yine alert edildi. YouTube'da seyircilerimiz artık YouTube'u da öğrenmişler belli ki. YouTube'da da yani şu anda az da olsa ama biz bir hafta olmadı YouTube'dan yayın vermeye başlayalı. Şu anda 25 kişi izliyor YouTube'dan bizi. Gayet güzel. Bitire ve bir pit diyecek. Eğer iki renkli araya girişleri varsa pit de dahil olmak üzere yani mesela gestem oynayanlar var. Bitire ve 3 tref karoyla pik. Eğer oynuyorlarsa Bülent'le Nezi ki oynama ihtimalleri var. 3 tref der mi? Renklerinde çok az puan var. Yani 3 trefin de biraz daha renklere konsantre olması lazım puanlarının. Zannedersem eğer bir trefe 3 trefi karoyla pik oynuyorlarsa 3 tref demeyi düşünüyor. Yani bir pikle 3 tref arasında tercih yapmayı düşünüyor Bülent. Bu iki renkli araya girişler çok değişik şekillerde oynanabiliyor. Normal bir trefe, üç tref, kısa trefe karşı üç tref oynamak için değil yani. Sevgili Nitekim Can, söylediğimi yaptı. Bak Yusuf Hocam, Can Berktaş diyor ki hem TV'den hem YouTube'dan seyrediyorum, maksat reyting çözsün diyor. Yani bak seni ne kadar çok teşekkür ediyoruz. Can abi de bu şeyde Biliş TV'de beraber yayın yaptık. Çok emeği geçen kişilerden bir tanesi. Elbette. Burak Başkan, Can Berktaş yani bunlar evet. Her zaman takdirle yani katkıları dostlarımız. Katkıları çok fazla. Kesinlikle. Şimdi sevgili Yusuf sözünü kestim ama şimdi işte Biliş ve Satranç TV'de onun için bugün geldiği noktada işte her geçen gün hem yayın mecralarını genişletiyor hem yayın kalitesini arttırıyor. İşte şimdi değerli seyirciler bu ay içinde sanıyorum gerçekleşir. Şimdi Türkiye'nin en büyük platform, dijital platformlarından biriyle daha prensipte anlaştık. Şimdi hukuk servisleri biraz yoğunmuş, sözleşme bekliyoruz. O hukuk servislerinde sözleşme geldiği an o Türkiye'nin en büyük dijital platformlarından da TVBU dışında, zaten TVBU'da yıllardır varız, TVBU'nun dışında Türkiye'nin en büyük bir dijital platformunda yine yayınlarımız olacak sevgili seyirciler. Bu sürprizimiz herhalde bu ay içinde sizlere açıklarız diye düşünüyorum. Şu anda sözleşme imzalamadığımız için
kuruluşu açıklamıyorum sevgili seyirciler. Sözleşme açık, imzalandıktan sonra seve seve göğsümüzü gere gere o kuruluşu da açıklarız. Belki hepinizin evinde de, birçoğunuzun evinde de o dijital platformun receiver'ı vardır diye düşünüyorum. Evet İsmet abi, bu iki renkli araya girişlerle ilgili bilgi vereyim. Yani şimdi iki renk 5-5-50'lerle her zaman mecbur değiliz iki rengi birden göstermeye. Mesela Bülent'in eli biraz kritikti, bipik diye de araya girebilirdi. İki rengi göstermek için 3 trep diye de girebilirdi. Ama 3 trep giren el bana göre renklerinin biraz daha iyi olması lazım. Bu renkler çok cılız. As 5 tane, vale 5 tane çok cılız. Fakat o da beyaza kırmızı olmasına güvenerekten uzun süre düşünüp tercihini bu yönde kullandı. Bir trefe özetlersem, bir trefe 2 tref natürel, bir trefe 2 karo majörler, bir trefe 2 kör zayıf uzun körler, bir trefe 2 sanzotu kırmızılar yani karoyla kör, bir trefe 3 trefte karoyla pik. Onların araya girdiği sistemde. Yani bunun avantajı, iki renkli elinizi bir deklere de söylüyorsunuz. Aynı zamanda rakibi de blokasyon olmuş oluyor eğer zayıf bir eliniz varsa. Tabii böyle iki renkli ellerle araya girince zon durumuna dikkat etmek lazım. Elin gücüne dikkat etmek lazım. Renklerin konsantrasyonuna dikkat etmek lazım. Tercihini 2-3 treften yana kullandı Bülent. Bir pik diye araya girseydi de zannedersem 4 pike yine geleceklerdi. Mert Yavuz bir merhaba demiş, iyi yayınlar demiş. Bizden de merhabalar. Teşekkür ederiz Mert Bey. Tabii değerli seyirciler, evet, ben da zaman zaman YouTube'a bakıyorum, sizin yorumlarınızı okuyorum. Çünkü hem yayın yapıp hem takip etmek, rejiyi yönetmek kolay bir iş değil. Belki mesajlarınız biraz geç okunuyordur ama kusura bakmayın. 4 kara oynanmış diğer masada. Biz oynamışız. 2 batmışız. Fakat bunun karşılığında rakibe bir şey var mı? Bakalım 2 tane pik veriyor. 1 tane kör veriyor. 3 kara veriyor. 4 olmuş. 24 mağlup durumda götürüyoruz ama genelde de değerli seyirciler 21 sayı öndeyiz. Evet. Yani zannedersem total skor 134'e 113. Yani 4 karo eksi 2 pek iyi bir skor sayılmaz gibi ama çok da kötü değil. Yani vereceğimiz sayı maksimum 3-5. Çok pahalı bir board değil. 21 IMP öndeyken 3-4 sayının çok fazla bir şeyi olmaz diye düşünüyorum. Hasarı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü 20 nolu board'da çok iyi bir skor gözüküyor bizim hanemizde. Hiç belli olmaz. Gene de temkinli oynamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, yani Nezihi kontur attı. Ben açıkçası bu konturu atmazdım. Yani normal oyun açmış. Fazla bir şey yok yani elinde. Yani kısa diye karo ve pik kısa diye kontur attı. Tamam, karo pik kısa da elde bir güç yok. Yani 6-4 el var. Tabii ki güçlü de. Allah'tan 2 pike 3 karo geldi. Şimdi Bülent baştan 2 karoya pas demiş. Yani Bülent'te 9 puan yok. Şu anda 7 puan olduğu için de biraz düşünmeye başladı. Yani acaba rakip iki kişi de konuşuyor, ayak mı yiyoruz diye. Üç kör desteği verir mi sence burada? Ya, altılı kör vaat etmedi. Yani altılı kör tabii ki olabilir Nezih'te. Fakat altılı kör garanti değil. İki tane körle serbest üç kör demesi için bir neden yok yani. Double attı 3 karoya, 3 karoya 3 kör diyecek herhalde Nezih, değil mi? Valla demeyebilir çünkü double ceza attı. Geçti. Zonda değiller. 1 batırırsak egale olacak. 2 batırırsak 5 IMP alacağız. Yaptırırsak felaket olacak.
Ama ben Nezih'in tabii o kendi fikridir. Kendi oyun stilidir. Ona bir şey demem ama Nezih'in eliyle kesinlikle kontur atmazdım. Yani şekil olarak tabii ki renkler güzel. Fakat şey yok elde. Evet, Allah'tan Yani onluyu da fazla çaktı. Yani bir ufak çaksaydı karo da alamayacaktık. Evet, şu Ama anda en ikili kör geldiğinizi, ikili kör tref istiyor. oyunu yaptı bence double. Yo, evet double'ı Hayır, yaptı da. şimdi ikili trefi ikiliyle değil de belki Bülent'in onluyla gelmesi daha iyiydi. Şu anda İsmet abi kör oynadığı zaman karo valeyi kurtarıyor. Evet, karavaleyi kurtarıyor kör oynadığı zaman, evet. Kör gelirse anca öyle batar, yoksa oyunu yapar. Gelmesi lazım çünkü onluyu geçemediği kozunu görüyor zaten. Dolayısıyla kesinlikle kör gelmesi lazım Nezih'in. Yok yer geçemiyor da kuzey de çakıyor. Eyvah eyvah İşte eyvah. trefi Oyunu yaptırdı evet işte. trefi ikiliyle gelmesi biraz yanıltıcı oldu. Yani Yaptırdı. Buradan da epey verdik. Olacak iş değil ya. evet. Çok riskli bir konturdu zaten. Okan Özcan niye 3 saat Evet, oturdu yani şu demişler diyor. anda Karo partaj olsa oluyor. Dam daha belirgin olurdu diyor. Yazık valla oldu. diğer tarafta Oy konuşmaların nasıl oy oy oy. Vallahi gittiğini tehlikeli olmaya başladı ha. 31-4 oldu. 27, 10 sayıya düştü aradaki fark. Yani evet gerçekten 134 çok, çok tehlikeli şeyler yapıyoruz bu son boardlarda. evet 134-124 10 sayı var ama dediğim gibi diğer boardlara Ama görünüş yani böyle itibariyle şeyler diğer yapılmamalı boardlardan. ya. Bu kontur neyin nesi? Niye tutuyorsun konturu sonra? Yani zonda değil, bir şeyde değil. Niye böyle bir oyun oynadılar? Anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bu son boardlarda İsmet abi ceza kontürü attı. Ceza kontürü atan ortağa karşı da Asura As var diye elimde pas dedi. Zaten abi niye batıyor kağıt. şimdi zonda olmayan bir şeye yani niye ceza kontrolü bir batara ceza kontrolü mü olur Allah aşkına ya? Al işte kontrolü Ama yaptırdılar. atarken onun bir battığını bilmiyor ki daha fazla batar diye atıyor. Yoksa Mümkün bir değil. batara Nasıl tabii olacak? ki kart skora kontür atılmaz ama kontür atan insan bir batır 50'yi 100 yapayım diye atmıyor. Sevgili Fazla Yusuf batırayım diye kontür dört atıyor. kişi konuşuyor. Bak dört kişi de konuşuyor. Belli ki elde acayip dağılımlar var, acayip şeyler var. Yani biraz temkinli olmak lazım diye düşünüyorum. Tabii yani bazen bu kontrolü atıp zengin olursun, 300-500 alırsın. Bazen buradaki olduğu gibi par skor kontrolü yaptırırsın. Bir işte olabilecek şeyler. Evet, 3 tref, bir pike 3 tref. Şu demekmiş, 3 artı pik davet ya da game forcing elim var. Evet. 3 karo soru. Demin söylediğim gibi birkaç anlam var. 3 pik davet elim var demekmiş. Kısalığı olmayan pik tutuşu ve davet eli. Nitekim İki Güney'in elinde de kısalığı olmayan pik tutuşu ve davet eli var. İsrailli oyuncu gerçekten iyi oynuyorlar. Onun Yani haricindeki diğer boardlar normal boardlar. Zaten 17 boardta pek fazla bir sayı alışverişi olmadı bu board haricinde. evet. Yani Kuzey'in eli daveti kabul eder mi? Tabii ki etmez. Tabii ki etmez. 5-3-3-2 el var. Fakat asların çokluğuna güvenip Asura ası olduğu için kabul etti. 2 batırırsak 2 IMP alacağız. 1 batırırsak egale gidecek. Şu anda egale gitmesi bizim için çok iyi bir olay. Son 3 board. Bu board'u kazasız atlattık diye düşünüyorum. En kötü ihtimal egale olur. Dolayısıyla son 2 board önemli. O son board'da biz iyi bir puan alacağız diyorsun. Gerçekten ben artık acayip bir heyecan bastı beni. Bir an önce şu maç bitse de finalist olsak diye bakıyorum işin açıkçası. Valla görünüş itibariyle çok büyük bir avantajımız var.
10 IMF öndeyiz. 134'e 124 öndeyiz ve kalan borçlar bizim lehimize gibi gözüküyor. Son iki board var. O son iki board'un birinde diyorsun bizim lehimize. Diğer board'da eğer 10 IMP vermesek 18. 19. board'da 18 ve 19'da bu işi finali oynarız diye düşünüyorum. Evet. Yani görünüş o yönde. Levent İmamoğlu yaptırırlarsa ortalık karışacak diyor. Yaptırmazlar, o kadar da değil ya. Şey 4 piki nerede yaptırtacaklar? Sedat, spoiler vermeyelim, katil uşak mı? Evet. Evet, bir batırdı, egale evet, oldu. Egale 18. board gelecek. 18. board'da 3 karo doğu batı oynamış, eksi 2 olmuş. Bakalım bizimkiler ne oynayacaklar? Bizim için fena board değil. Çünkü part skor board'u. Part skor board'u. 100 sayı almışız. Bir part skor board'undan rakip en fazla 150 yazar, 170 yazar. 1-2 IMP'lik, 2-3 IMP'lik şey. Valla Okan, yalan da değil yani. Eğer öyle bir şey olursa kesinlikle yayını kapatırım. Yok, canım. Bir şey olmaz. Söylediğim gibi bu board part skor board'u. Sayı alışverişi en fazla olacağı 1-2 IMP. Nitekim rakip 4-3'e 2 kör oynuyor. Yaparsa egale olur. Batarsa 5 IMP pardon 4 IMP alırız. Zondaymış. 100'e 100 olur batarsa. 5 IMP alırız. Oldukça rahatlarız. Yaparsa da board egale olur. Şu aşamada bizim için board'un egale olması müthiş bir şey. Evet. Maç son board'da alındı diyor bir izleyici Rıza Boğan. Hayır. Şu anda 10 IMP öndeyiz. Son board'da alınmadı. Son board egale olsa bile 10 IMP öndeyiz zaten. Daha dur bakalım, bu 18'den belki veriyoruz. 18-19'dan. İsmet abi iki kör oynuyorlar. Yaparlarsa egale olacak. Vermiyoruz yani. Evet. Kuzey Güney iki kör oynuyorlar. Bitseydi şu maç bir ya. Şu boardlar bitseydi. Gerçekten heyecanlandım artık ya. Yani heyecanlanacak skor itibariyle 3 board kala 10 IMP tabii ki insanı heyecanlandıran bir skor, fakat diğer masadaki Nafiz abiyle Ali Uçar'ın oynadığı boardların skorları gayet güzel. Kör partaj değil, karoya çakınca koz artar demiş Okan. Sedat iki karo trefli bir kör demiş. Alacağı elleri yazmış. Okan en fazla biyen olur demiş. Evet, en fazla biyen olur. Bir en olduğu zaman da board egale olmuş, evet, son olur. İki board artı bir olsa da vereceğimiz bir IMP. Son iki board heyecan tavanda, gerçekten artık nefes alamıyorum. Bir an önce bitse de kurtulsak diyorum değerli seyirciler. Takımımız finale ramak kaldı sevgili seyirciler. Son iki board sonra finalist belli olacak. İnşallah bu bizim takım olur. Son iki boardta elleri doğru kartlara gider diye temenni ediyorum değerli seyirciler. Eğer diğer maçın finale çıkan takım hakkında bir bilgi varsa, bilen seyircilerimizden paylaşırlarsa sevinirim. Ben bu konuda Levent'ten umutluyum. Evet. İsmet abi şunu söyleyeyim. Diğer masada Nafiz abi ilk tur Ali Uçar'la oynadı. İlk on board'u. Biz diğer masayı seyretmediğimiz için ikinci on board'u Sedat Aluf'la oynadı. Öyle mi? Evet, yani son board'da 800 alan Nafiz Zorlu'yla Sedat Aluf. Ha, Nafiz abi Sedat da oynamış öyle mi? Ali ile değil. İlk 10 board'u Ali Uçar'la oynadı. İkinci 10 board'u Sedat Aluf'la oynamış. Evet. Şimdi bu maçların şöyle bir özelliği var. Normal maçlarda çıktığınız tertiple maçı tamamlıyorsunuz. Fakat bu maçların şöyle bir özelliği var. 20 board oynanıyor. 10. board'da takımlar
oyuncu değiştirebiliyor. 4 oyuncusunu da değiştirebiliyor. Evet. Yani biz bu maçta bir oyuncu değiştirdik. İstersek 2 değiştiririz, istersek 3, istersek 4. Yani evet, tam takımı da değiştirebilir. Evet, on board'dan sonra Okay. takımın tamamını değiştirebilme imkanımız var. Geldik 19. board'a. Evet değerli seyirciler, evet, heyecan dorukta. 19. board'da atıldı. Diğer masa 4 kör eksi 2 olmuş 19. board'da. Bakalım bu masa ne oynayacak? İsveç tarafından oynanmış 4 kör. Bu masada ne olur görelim. Evet, bizim için skor 200 almışız. 200 fena bir skor değil. Bu borttan sayı vereceğimizi çok fazla düşünmüyorum. Demin söylediğim gibi 4 kişi, şu anda oynayan 4 kişi yani bu devreyi artı Ali Uçar, artı Gökhan Yılmaz, artı Okay Gür. Okay Gür ile Gökhan Yılmaz ilk iki devreyi, ilk üç devreyi oynadılar büyük bir çoğunluğunu. Son devrede Nafiz abiyle Ali Uçar ve Nafiz abiyle Sedat olarak oynandı. Fakat gerçekten heyecan dorukta. Yani en azından ben çok heyecanlıyım şu anda. Bir an önce maçın bitmesini istiyorum. Yani gerçekten takımımızı finalist olarak ilan etmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu boardla ilgili bu 3 pick'i zayıf oynayanlar var. Yani blokatif. Fakat bazı çiftler de bunların sayısı da az değil. 3 pick'i mix race oynuyorlar. Yani evet, şimdi seyircilerimizden bir tanesi 14 artı diye alert edildi. Fakat 11 puan var, bu nasıl oluyor dedi. Onu şöyle izah edeyim. Eğer dengeliyse 14 artı. Yani güneyin açışı eğer dengeliyse 14 artı puan. Fakat dengesizse 10 puan, 11 puan olabilir. Part skor 3 pick'le ilgili olarak 3 pick zayıf değil. Mix race denilen 6-9 puan, 7-10 puan aralığında ve 4'lü pick tutuşu gösteriyor. Evet, bizimkiler 5 sineye geldiler 4 kör yerine. Bir kör veriyor, pik vermiyor. Evet, şimdi Can Berktaş 4 pik olabilir dedi. Bakalım bir tref veriyor. Bir ya da iki tane kör veriyor. Karoluğa Vale içeride olabilir. Evet, 4 pik olabilir gerçekten. Karoluğa Vale içeride. Yani karo vermiyor, pikası veriyor bir, tref veriyor iki. Kör iki vermezse ya da en sonunda yatırma durumu olabilir. Körü ikiyi sonrası vermez çekim, çünkü çakıyor köre ama yere nasıl geçecek o var. Yere trefle geçebiliyor. Yani neticede biz 5 tref oynuyoruz. Neticede 5 tref oynuyoruz. Double yok. Batsa, iki batsa egale olur zaten değil mi? Yok, diğer masa egale olur. Biz bu maçı İsmet abi sen rahatlıkla artık şey yapabilirsin, gönlünü ferah tutabilirsin. Biz bu maçı artık kazandık. Diyorsun. Yani evet. Salvo takımı gerçekten Nafiz Zorlu'yu kutlamak lazım. Maçın başında da söyledim sevgili seyirciler. Nafiz Zorlu iki güçlü takım kurmuştu. Biriyle biliyorsun Zorlu takımıyla birkaç gün önce Biliş ve Satranç TV'den canlı yayınladığımız Frans takımıyla yaptığı final maçında karışık takımlarda şampiyon oldu biliyorsunuz sevgili seyirciler. Şimdi Salvo'yla da işte gördüğünüz gibi yarı finali almak üzere finalde oynayacak. İnşallah finalde de elleri doğru kartlara gider ve şampiyonluğu Türkiye'ye getirir sevgili seyirciler. Nafiz Zorlu şahsında bütün takımı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. İnşallah bizlere bu şampiyonluğu da hediye ederler. Final maçı ile ilgili bilgi vereyim. Final maçı 5 devre ve 20 board olarak oynanacak. Yani toplam 100 board olarak oynanacak. Evet, iyi bir evet, şey oldu. Baraj oldu. Evet, 31-7 oldu. Ve son board'a geldik değerli seyirciler. Son board'da da bizim açımızdan iyi bir board olduğunu söyledi Yusuf. Evet, yani 800 almışız. Bundan iyisi 6 sanzoto eksi 3 olmuş. Yani. Bakalım ne oynayacak bizimkiler. Evet.
Yani 6 Sanzato'ya falan gidecek durumları yok. Yani bir tanesinde dengeli 16 var, bir tanesinde de 9-10 puan var. Yani 6 Sanzato biraz herhalde bitiş bordu yapmışlar. Yani Evet, bence umutsuzca saldırmışlar. uçuk bir şey olur bence. Nafiz abi, Nafiz Zorlu, Ali Uçar, Sedat Aluf, Gökhan Yılmaz, Okay Gür, Bülent Arslan, Nezih Kubac finale kaldılar. Hepsini tebrik ediyorum. Yani Evet, gerçekten tablo takımı tebrik olarak. ediyoruz. Bizim medar iftarımız oldular. Salvo takımı finalde sevgili seyirciler. O maçtan gelecek sonucu da heyecanla bekliyoruz. Bir Sanzotu, iki Sanzotu, karolar ya da minörler. Zayıf minörler ya da karolar olarak alert edildi. Fakat bunu ilk uyguladıklarında sonuç pek iyi olmadı. Bakalım inşallah bu sefer iyi olur. Üç tref. 3 kör geldi. Tref 3 ile karo Sanzoto'yu arasından koyar trefi herhalde. 3 seçiyorum Sanzoto demek. oynarlar diye düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Üç tref, Nezih'in üç tref deklerisi. Tref ile karo arasından tercihim tref. Eğer sende zayıf minörler varsa demek. Üç kör. Bende zayıf minörler yok. Karolar var ve körüm kısa demek. Evet. Kör kısalığına karşı Nezih de Asura adam 10 kör olunca doğal olarak 3 saldırdı dedi. Evet, Bu bordum buradan zaten şimdi normal. 800 oradan aldık. Buradan da alacağız şimdi. Burası swing olacak. 3 Sanzoto halükarda olur 1400 herhalde. 2 4 6 kara 1400 alıyoruz. 2 pik alıyoruz. 8 o. 3 de kör alıyoruz. Oluyor. Her halükarda oluyor. Mehmet abi yine Dolayısıyla ışık hızıyla 11 löveyi saydım öyle değil mi? saydın. Hı? İşte iki tane Karo pik. kesik, karo kesik. Ha, karo kesikmiş Karo pardon. kesik. Karo Karo kesikmiş kesik. evet. Dolayısıyla karoyu verdiğimiz zaman rakip 3 tane tref Tref alır. alıyor. Bir Oyun en bir oluyor el en oluyor. kötü ihtimalle. Evet. Bir el oluyor. 600, 800 de diğer taraftan 1400. 14, 14-15 IMP. Sanıyorum herhalde genel klasmanda da 16. birinci olur bu farkla değil mi? Zaten birinciydi. 16 IMP, 16 IMP alacağız. 16 IMP alınca da bu devre itibariyle 23-31. 31-23. Evet, totalde de total olarak da 29 IMP ile maçı kazanmış olacağız. Evet, Zamir ve Bülent Aslan çok zevkliydi diye yazmışlar. Evet, bizim için de ve Nezih her zaman olduğu gibi centilmenliğiyle herkese teşekkür etmiş. Güzel oyundu demiş. Gerçekten bizler de çok keyif aldık. Heyecan ve adrenalin çok yüksek bir oyundu. Yahya Çınar iyi geceler demiş. Levent İmamoğlu iyi geceler demiş. Saat geç oldu demiş. Ben de hepinize iyi geceler diyorum değerli dostlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizler de sizlerin izlemesiyle büyük keyif aldık. Takımımız finale kaldı. Takımımızı tüm oyuncularını tekrar tebrik ediyorum. Finaldeki rakibimiz de şu anda Hüseyin arkadaşımız bana diğer maçın linkini atmış. Linkte Hunisar takımı 15 IMP önde girdiği son devreyi 52-29 önde kapatarak finaldeki rakibimiz oldu. Yani finaldeki rakibimiz Hunisar takımı 5 tane Macar oyuncu ve bir tane İsrailli oyuncudan oluşuyor. Takımımıza final maçında da başarılar diliyorum. Evet değerli Bir kere daha seyirciler. Evet Yusuf, son sözlerini alayım. İsmet abi bir kere daha kontrol edeyim sonucu bir kere daha kontrol ediyorum. 6 Sanzotu'ya Nikel takımı batmış. 6 Sanzotu'ya batınca 14 IMP'yi Hunisar takımı almış. Evet. Hunisar takımı son devre Nikel takımına 52-29'luk üstünlük sağlamış. 23 IMP, 15 IMP'de önceden varmış. 38 IMP ile maçı kazanarak finalde Salvo takımının yani bizim takımımızın rakibi oldu.
Finalde takımımıza tekrar başarılar diliyorum. Evet sevgili Yusuf, benim son sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ağzına, yüreğine, diline sağlık. Çok keyifli yorumlar oldu. Gerçekten sana minnet ve şükranlarımı bir kez daha sunuyorum. Değerli seyirciler, Salvo takımı finalde değerli seyirciler. Gerçekten bu maçta büyük bir adrenalin vardı. Yüksek bir tansiyonda oynandı. Özellikle ben çok heyecanlandım işin açıkçası. Son dakikada maçı kaybetme korkusunu yaşadım. Ben Salvo takımının bütün üyelerini, bütün oyuncularını tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş bir oyun sergilediler. Mehmet Gökhan Yılmaz, Okay Gür, Dezih Kubaç, Bülent Aslan, Nafiz Zorlu, Sedat Aluf gibi, Ali Uçar gibi oyuncuları tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten keyifli bir maç izlettirdiler bize. Ve final oldular. İlk defa uzun bir aradan sonra değerli seyirciler uluslararası bir turnuvada birinci online takımlar, dünya takımlar şampiyonasında Salvo takımı final oynuyor değerli seyirciler. İnşallah finalde de elleri doğru kartlara giderler. İyi bir oyun çıkarlar, iyi bir seri yakalarlar değerli seyirciler. Ve ülkemize bu şampiyonluğu hediye ederler diye temenni ediyoruz sevgili seyirciler. Evet. Evet, bir dahaki canlı yayında görüşünceye değin. Hoş kalın, hoşça kalın değerli seyirciler. Merhaba sevgili Biliş ve Satranç TV seyircileri. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Malumunuz pandemi döneminde hiç yeni satranç dersi yayınlayamamıştım. Ama bugünden itibaren satranç derslerine devam edeceğiz. Bugün 21. satranç dersimizi yapacağız. Konumuz ise ters renkli fil oyun sonları. Ters renkli fil oyun sonları genel olarak berabere olarak bilinir. Ama tabii ki bu kadar kolay değil. Birçok kazancın olduğu ve çok fazla ayrıntının olduğu bir oyun sonu pozisyonu. Bugün daha çok teorik berabere olan konumları inceleyeceğiz. Nasıl gerideyseniz bir piyon, iki piyon ya da üç piyon gerideyken nasıl berabere yapabiliriz? Pozisyonları nasıl savunabiliriz? Bununla ilgili dört tane örneğimiz olacak. İlk olarak inceleyeceğimiz pozisyon beyazlar üç piyon önde. Ama ters renkli filler var. Tabii ki ters renkli filler nedir? Ondan da bahsedeyim kısaca. Siyahların siyah karede, beyazların ise beyaz karede fili var. Yani ikisi farklı renkte karelerde olduğu için biz buna ters renkli fil oyun sonu diyoruz. Burada tabii ki 3 piyon fazla olduğu için ve piyonlar da ilerlemiş vaziyette beyazların ciddi kazanç fırsatları var. Ama siyahlar çok iyi bir savunmayla bu pozisyonda berabereyi savunabilir. İsterseniz burada videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Ben ardından çözüme geçeceğim. Öncelikle tabii bir pozisyonu analiz edip anlamaya çalışalım. Burada mesela sıra siyahta dedik ama siyahta değil de sıra beyazda olsaydı beyazın tehdidi ne? Bunu anlamamız lazım. Ondan sonra zaten doğru cevaba ulaşacağız. Burada beyazların tehdidi basitçe H8 vezir çıkarak şahı saptırmak ve ardından şah çarpı F6 almak. Ama bu fil burada olmasa da aslında geçerli. Mesela burada siyahın fil C3 oynadığını varsayalım. Fil C3'e karşı beyazlar burada H8 piyonunu terfi ettirir, vezire dönüştürür. Şah çarpı H8 hamlesinden sonra da F6 sürer. Ve F6 sürüşünden sonra beyazlar artık burada kazanç konumda. Çünkü fil B4 şaha da şah E8 ve beyazın fikri basitçe burada fille şah çekip G7, G8'de vezire dönüşmek. Peki, bir pozisyonumuzu önce tekrarlayalım.
beyaz taşların yerini söylüyorum. Şah E6'da, fil E4'te, piyonlar F5, G6 ve H7 karesinde. Siyah taşların yeri ise şah G7'de, fil F6'da. Bunu tabii ki yayınımızı takip eden görme engelli arkadaşlarımız için de tekrarlamak istedim. Peki burada siyahlar fil C3 ile yani fili A1 H8 çaprazında bir yere açarak beraberliği sağlayamıyor. Peki ne yapması lazım? Burada siyahın çok yaratıcı bir hamlesi var. Şah H8 oynuyor. Şah H8 aslında bu konumdaki tek beraberliği sağlayan hamle. Şah H8'in fikri şu: eğer beyazlar şah çarpı F6 almaya kalkarsa oyun basitçe pat oluyor. Peki şah F6 almayıp ne yapabilir? Mesela şah F7 oynayabilir. Siyahlar o zaman burada filiyle uzun çaprazda bekleyecek. Ta ki beyazlar piyonlardan birini sürene kadar. Mesela beyazlar F6 sürerse basitçe fil çarpı F6, şah F6'ya yine pat konumu oluşuyor. Tabii ki bu konumda diğer bilmemiz gereken bilgilerden biri de fille H7 piyonuna dikkat etmemiz lazım. E4'te fil var, H7'de piyon ve çıktığı köşe filin ters renginde, yani siyah karede. Siyahlar bir şekilde F5 ve G6 piyonlarıyla siyah filini değişebilirse oyun zaten teorik berabere olacak. Peki şah H8'e beyazlar nasıl devam etmiş ona bakalım. Beyazlar G7 sürmüş. Tabii ki burada hamle fil çarpı G7. Çünkü şah çarpı G7 oynanırsa biraz önceki tema, beyazlar H8 vezir çıkarak şahı saptırır ve fili kazanır. F6 sürüşüne de siyahlar burada basitçe fil çarpı F6 alıyor. Şah çarpı F6'dan sonra oyun pat olur. Bu gayet öğretici bir örnekti. Hem de aynı zamanda önceki derslerimizde biraz tekrar etmiş olduk. Çünkü burada mesela oyun pat olmasa da şah tahtanın herhangi bir yerinde olabilir. Fille piyon, köşe piyonu, filin rengi köşeyle uyuşmuyorsa o zaman zaten oyun teorik beraber olur. Bir sonraki konumuza geçiyorum. Şimdi ikinci örneğimizde ise başka bir konum analiz edeceğiz. Öncelikle taşların yerlerini söylüyorum. Beyazlar şah E4, fil D2, piyon E5, piyon F5. Siyahlar şah E7, fil A4. Şimdi bu pozisyonu incelediğimizde beyazlar iki tane bağlı geçere sahip. İki tane yan yana geçer var. Siyahların tabii ki en iyi şansı berabere yapmak. Peki nasıl berabere yapacak? Biliyorsunuz tek fil mat etmek için yeterli değil. Yani aslında siyahın kısaca fikri filiyle iki piyonu değişmek. Şimdi burada beyaz tabii ki burada E6, ardından da işte fil B4 ya da fil G5 şahla pozisyonunu geliştirmek istiyor. Yani siyahın ilk olarak engellemesi gereken hamle burada, eğer siyahlar fil B3 oynarsa beyazlar önce fil G5 şah çeker. Şah F7'ye kaçtığında da beyaz şah D4, fil A2, şah C5, fil B3, şah D6 fikriyle beyazlar yavaş yavaş kazancı sağlar. Çünkü artık E6 sürüşünü şah da destekliyor ve beyazlar oyunu kazanır. Peki yine ilk konumumuza geri alıyorum. Siyahların fil B3 hamlesi işe yaramıyor ama fil D7 hamlesi işe yarıyor. Çünkü fil D7 gene E6 piyonunu korurken bu sefer ekstra olarak aynı zamanda F5 piyonuna baskılıyor. Yani F5 piyonu tehdit altında olduğu için bir önceki pozisyonda şah rahatça hareket edebilirken şu an o kadar rahatça hareket edemeyecek. Gene aynı şekilde beyazların fil G5 şah çektiğini düşünelim ve siyah şah F7 oynar. Şimdi bakın, burada beyaz şah herhangi bir şekilde D5'e gidemiyor çünkü F5 piyonu boşta. Tabii bu tip pozisyonlarda beyazın F6 sürüşü hiçbir zaman işe yaramaz. Çünkü ona da siyahlar fili E6 karesini kontrol edecek çaprazlarda bekleme hamleleriyle basitçe beraberliği sağlar. Üçüncü örneğimize geçiyorum. Üçüncü örneğimiz ise İki piyon, iki tane uzak geçerle bir oyun. Taşların yerini söylüyorum. Beyazların taşlar şah E4, fil D7, piyonlar C6 ve F3.
siyah taşların yerini söylüyorum. Şah G5, fil C7. Yine ters renkli fil oyun sonu. Şimdi bu tip pozisyonlarda ilk bilmemiz gereken şey şahla şahı kovalamamız lazım. Yani beyaz şah nereden ilerliyorsa siyah şahla da onu oradan karşılamamız gerekiyor. Mesela şu an beyaz şah F piyonuna yardımcı olmaya çalışıyor. Siyah şah aynı şekilde F piyonunu korumalı. Eğer beyaz şah oyunda olduğu gibi şah D5 oynarsa, yani C piyonuna yardımcı olmaya çalışırsa da siyah şahın da bir şekilde C piyonuna yetişmesi lazım. Yani şahla şahı kovalıyoruz. Ters renkli fil oyun sonlarında bu bilgi kritik anlarda hayatınızı kurtarabilir ya da o maçı kurtarabilir diyeyim. Siyahlar şah F6 oynar. Şimdi beyazlar şah C5 oynadığında siyah şah E7, şah B5'e fil G3. Burada fili nereye açtığımızın tabii ki önemi var ama H2'ye doğru herhangi o çaprazda bir yere açabiliriz. Şah B6'ya, ki tam bu anda beyazın tehdidi C7 sürüp ardından da vezir çıkmak. Siyahlar şah D8 oynayarak gene C7 karesini kontrol altına alıyor. Tabii burada diğer bilmemiz gereken bir bilgi, eğer piyonlar kendi fille aynı renkteyse aslında o kötü fil oluyor. Ve burada siyah karelerin tamamı siyah taşlar tarafından kontrol altında. Yani bu oyunda bu şekilde beraber olur. Eğer beyaz şah tekrar F piyonuna yardımcı olmaya çalışırsa da siyah şah aynı yolu kullanarak tekrar F piyonuna doğru gelecek. Yani burada yapmamız gereken en önemli şey, hatırlamamız gereken şey, ters renkli fil oyun sonlarında şahla şahı kovalıyoruz. Ve piyonların ilerlemesini de engellememiz lazım. Çünkü piyonlar ne kadar ilerlerse o kadar tehlikeli oluyorlar. Bir sonraki örneğimize geçelim. Bir sonraki örneğimiz ise tipik bir berabere konumu. Burada beyazlar fil üstün olmasına rağmen aslında oyunu hiçbir şekilde kazanma şansı yok. Taşların yerlerini söylüyorum. Beyaz şah F1, fil B6, piyonlar A2, C3, G2, H2. Siyahları taşları söylüyorum. Şah G8, fil E4, piyonlar H7, G7, A6. Şimdi burada beyazlar oyunda G3 oynuyor. Siyahlar şah F7, şah E2'ye, şah E6. Burada tabii ki bir yarış var. Ne yarışı? Şahları merkezileştirme yarışı. Tabii ki burada beyazın piyon fazlalığı C3 piyonu, tek geçeri o. Eğer bir şekilde kazanma şansı olacaksa o piyonla kazanacak. Ama tabii ki burada siyah için işler o kadar komplike sayılmaz. Şah E3'e siyahlar fil B1 oynuyor. Yani burada basitçe piyonu istiyor. A3. Piyonların hepsinin siyahta olması. Yani piyonların bu ters renkli fil oyun sonlarında fille aynı renkteki karelerde olması berabere yapmak isteyen tarafın işine yarar. Bu bilgiyi de unutmayalım. Siyah şah D5'e geldi ve artık C4 sürüşünü her türlü engelleyecek. Peki oyunun devamı nasıl olmuş? Fil D4. G7 piyonuna saldırdı. Tabii ki burada G6. Bakın siyahlar tüm piyonları beyaz kareleri sürüyor. Amacı piyonların fille aynı renkte olmasını sağlamak. G4 hamlesine H5. G çarpı H5'e G çarpı H5. Ve artık burada siyahlar şahı ideal yerde, piyonlar gayet güzel olması gereken yerlerde, filiyle sadece piyonlarını doğru yerden koruması lazım. Yani basit bir berabere. Oyun birkaç hamle daha devam ediyor ama tabii ki sonuç değişmeyecek. Şah F4'e fil G6, şah G5'e fil E8. Beyazlar şah F6 oynarsa fil B5, şah E7'ye de fil D3 ve oyun berabere bitmiş. Çünkü beyaz şah burada nereye giderse gitsin A6'ya saldırdığında filim koruyor. H5 piyonuna saldırdığında gene filim koruyor. C4 sürüşü yapamıyor zaten çünkü hem şah hem fil o beyaz kareyi kontrol etmiş ve oyun basitçe berabere olur. Evet sevgili Bilinç ve Satranç TV seyircileri. Evet son olarak da 5. konumumuza geçiyorum. 5. konumumuzda önce taşların yerlerini söyleyeyim. Beyazlar şah F3, fil D3, piyonlar A2, B3, C4, F4, G4, H3.
siyah taşların yerlerini söylüyorum. Şah D6, fil H4, piyonlar H6, G7, C5, B4, A7. Şimdi pozisyonu incelediğimizde burada beyazlar bir piyon fazla ama yine ters renkli fil oyun sonu. Beyazların piyon fazlalığı burada şah kanadında. Siyahlar ilk hamle olarak G5 sürüyor. Aslında G5 sürüşü ilk bakışta biraz garip bir hamle gibi gözükmesine rağmen gayet etkili bir hamle. Çünkü beyaz burada eğer F5 sürüşüyle bağlı geçer yaratmaya çalışırsa siyah şah basitçe E5 oynayacak ve ondan sonra fil de sınırsız bekleme hamlesi yapabilir. Çünkü beyaz şahın herhangi bir şekilde içeri girme yani siyahın arkadaki piyonlarına saldırma şansı yok. Beyazlar burada fil G6 oynuyor. Tabii ki berabere oynayan taraf piyonları değişmesi bu iyi bir şey. G çarpı F4, şah çarpı F4'e siyahlar şah E6 gelmiş. Burada amaç beyaz şahın F5'e girmesini engellemek. Açıkçası girerse de çok bir şey başaramayacak zaten. Şah E4'e, şah F6. Şimdi şuna dikkat edelim. Normalde her zaman iyi filler ve kötü filler vardır. Eğer tek filimiz kaldığında ya da iki fil varken de fark etmez. Filler piyonlarımızla, çakılı piyonlarımızla aynı renkteki karedelerse bunlar aslında kötü fillerdir. Ama bu tip ters renkli fil oyun sonlarında eğer berabere yapmak istiyorsak piyonlarımızın hepsinin filimizle aynı renkte olmasında bir sakınca yok. Fil F5, fil F2, şah D5 ve beyazlar şahını bir şekilde içeri girmeyi başardı. Ama tabii ki bu kazanç için yeterli olmayacak. Fil E3, fil D7, fil F2. Tabii burada siyah filin amacı C5 piyonunu kontrol etmek. Çünkü eğer beyaz bir şekilde C5 piyonunu almayı başarırsa burada bir tane C4 geçeri var ve aynı zamanda iki geçer yaratma fırsatı elde edecek. Fil E8, fil E3, şah C6'ya, şah E7. Yine bir önceki konumumuzda olduğu gibi burada her zaman şahla şahı takip etmem lazım. Yani şahla şahı takip edeceğim. Fil de hem savunmada olabilir hem de rakip piyonların geçer piyon olmasını ya da o geçer piyon varsa da onların ilerlemesini engellemeli. Fil H5, fil F2, fil G6, şah F6, fil E8'e şah E7. Burada siyahlar gayet güzel bir şekilde tüm piyonları savunuyor. Şimdi beyaz burada son fırsatını deneyecek. Fil D7 oynuyor. Şah F6'ya şah B7. Evet burada beyazların son fırsatı A7 piyonunu kazanmak. Ancak A7 piyonunu kazanmak da çok bir işe yaramıyor. Bunun sebebi de çünkü aslında C5 ve B4 piyonları A2, B3, C4 piyonların üçünü birden bloke etmiş durumda. Şah E7, fil F5, şah D6, şah çarpı A7, fil H4. Şimdi bu fil H4 hamlesi sayesinde artık beyaz şah burada kapana kısıldı. Yani beyaz şah burada siyahın vezir kanadından başka hiçbir yere gidemiyor. Şah B6'ya, fil F6, beyaz son şansını deniyor. Son şansı A piyonunu ilerletip buradan geçer yaratmak olabilir. Bu tabi biraz beyaz için de riskli bir pozisyon. Şah B5'i, fil B2, H4. Şimdi H4 hamlesi çok akıllıca bir hamle. Beyaz burada tabii ki her türlü fırsatını kullanmaya çalışıyor. Çünkü açıkçası beyazın çok bir kayıp şansı yok. Oyun zaten berabere gidecek. Belki siyahın olası hatalarını kovalıyor. Tabii ki beyazlar burada piyonu siyaha sürdüğü an o piyona basıyoruz. Fil F6 ve H5. Artık H5 sürüldükten sonra H6 piyonu da hem H5 hem G4 piyonlarını bloke etmiş durumda ve beyazlar tabii ki siyahların artık bir diğer dikkat etmesi gereken şey var. Bazen bu G5 sürüşüyle bir yarma harekatı ve H piyon ilerleyebilir ama tabii ki siyah filin H8 köşesini koruması da biraz onun yararına. Fil G5, fil B1, fil C1. Fil C1'in fikri ise eğer siyahlar, beyazlar bir şekilde A piyonu ilerletirse zaten geçerken alacağım orayı da kontrol ediyorum. Şah B6'ya,
fil E3, şah B7'ye fil G5 ve artık burada beyazlar da iki piyon önde olmasına rağmen pozisyonunu daha fazla geliştiremeyeceğini biliyor. Bakın siyahlar hep siyah kareleri kullanarak oyuna devam etti ve basit bir şekilde güzel bir berabere yapıyor. Evet sevgili Bridge ve Satranç TV seyircileri, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bu yayınımızda ters renkli fil oyun sonları ile ilgili bazı temel bilgiler verdim. Tabii ki ters renkli fil oyun sonları her zaman beraber olmaz. Çok fazla karışık ve komplike pozisyonları var. Hatta bu konu üzerine yazılmış, incelenmiş bazı kitaplar da var. Ben tabii ki size burada zamanımız el verdiğince basit berabere pozisyonlarını gösterdim. Berabere ihtimalleri çok fazla. Birçok ayrıntıdan bahsettim. Umarım sizler için keyifli ve öğretici bir yayın olmuştur. Esen kalın. Kaç haftadan beri yaptığımız bu derslerden faydalanmanızı ve bilincinizi geliştirmenizi de tamamlıyoruz. Bugünkü konumuz açan oyuncunun cevap rengini tutmasıyla ilgili. Yani bir kare atacağım, ortak bir kör dediği zaman iki kör, üç kör, dört kör diyerek ortağın atacağım. Bu nasıl yapılıyor ve konuşmalar nasıl devam ediyor? Bunları size elimden geldiğince. Peki. Pas. Bir tref açtı. Pas. Bir pik dedim. Pas. İki tref dedi. Hocam bu eli niye verdin ya Allah aşkına? Bu eli hiç vermesen daha iyiydi. Niye evladım? Çünkü bu el baby bir el. Defalarca tekrar ettim. Bu elde çok basit bir konuşma var. Üç tref. Bu kadar. Bir tref, bir pik, iki tref, üç tref, ne son daveti yapmak. Bakın. Bunlar çok üst düzey deklarasyonlar. Bundan sonraki deklarasyonlar. Ne demişsem, ne anlatmışsam size, hepsi peş peşe görüyorsunuz. Göreceksiniz. Hepsini peş peşe, ya ne demişse bu adam aynısını yapıyor masada. Ve doğru kontrata geliyor. Bakın şimdi ne demişsem aynısını yapacağım. Ne demişsem. Şimdi kaç puan var? 14 puan. Ben zona davet ettim. Onunla ilgili gayet iyi. 3 karo diyor. Bu şu demek. Madem ki sen beni zona davet ettin, ben de iyi bir yer var arkadaş. Ve karo stoperlerim var. Tamam mıyız? Tamamız. Pas. Ben ortakta iyi bir el var. Karo stoperleri var. Bende de kör stoperi olsaydı 3 sanzot derdim. Yok. Ne yapayım? Bu kontratı böyle deklare edip bulmak süper. Üst kalite bir iş. High level. Sadece basit bir bilgi. Üç trefle zona davet etti. Kuzey, konuşmaların Türkçesi şu, Türkçesi şu. İki tref tekrarından sonrasını söylüyorum, bakın. İki tref tekrarından sonraki konuşmalar masada şöyle oldu. Arkadaş sen altılı trefle beni trefini tekrar ettin, ben de seni zona davet edecek Allah. Tref de tutuşum var, üç tref. Üç tref. Seni zona davet ediyorum, trefli tutuyorum. Zon davetini kabul ediyorum. Bende karolar var. Körde iyi karolarım yok. 3 karo. Ha, sen 3 karo dedin. Benim de kör stoperim yok. Ama benim iyice 5'li pikim var. 5'li pikimi sana göstereyim. Ne yapacağımıza karar verelim. 3 pik. O da 4.
şapkamı çıkartıyorum bu deklarasyona. Mükemmel. Mükemmel. Bu deklarasyonu yapmak için 30 sene bir işle meşgul olmak lazım. Kolay bir deklarasyon değil. Kolay gibi görülen kolay bir deklarasyon değil. Mühim olan basiti yapabilmek. Basit. Son derece basit. Size anlattığım bu çalışmaların başında size anlattığım buraya gelmeden önce size anlattığım yani bu ellere gelmeden önce anlattıklarımın hepsi sizi buraya getirecek seviyede. Sizi buraya getirir arkadaş. Orada anlattığım her şey sizi buraya getirir. Yeter ki mantığınızı uygulayın. Yeter ki mantığınızı konuşturun. Çekirge. Evet hocam. Sen demiştin ki açan rengini tekrar ederse o rengi üçe yükseltmek davettir hocam. Evet çekirge. E sonra bende karada stoperim var dedim. Evet çekirge. Sen de dedin ki şimdi benim kör keserim yok, iyi piklerim yok dedin. E baby deklarasyon. Haklısın. Bu ellerin hepsi son derece öğretici eller. Şimdi arkadaşlar bakın bir yudum çay alayım. Biraz konuşalım. Bir dakikanızı rica edeyim. 11 bin tane böyle elim var. 11 bin. 11 değil. 10.100 de değil. 11 bin tane. Dedim ki oraya federasyona ya ben bu Türk bilicini bir günde kalkındıracağım. Bir gün. Bir gün. Fokus diyeceğim. Fokus diyeceğim. Türk bilici birdenbire bambaşka bir çehreye bürünecek. Gelin bana sorun dedim. Sormazlar. Ekmeği ben vereceğim arkadaş. Yardımı ben yapacağım. Sen belediye yapamazsın bunu. Ben yapacağım. Adam ölüyor. Ölsün. Kahrolsun o adam. Ben varım ben. İsmet Bey bir dakikanızı rica edeceğim. Reklam koymayın. Küçük bir hikaye anlatacağım. Yıllar önce benim öğrencilerim var. Ben hep böyle heyecanla ders anlatırım. Hep böyle anlatırım. Ya dediler Melih sen çok gür sesle konuşuyorsun. İşte şöyledir böyledir dediler. Yani seviyorlar beni çok. Bir 8-10 öğrenci var bir şeyde, sınıftayız, kulübümde. Ders yapıyorum. Dediler sen dediler yüksek sesle falan konuş. Bakın dedim o zaman siz Erbakan'ın böyle konuştuğunu hiç gördünüz mü dedim. Konuşamaz. Konuşması imkansız dedim. Niye dediler? Çünkü dedim insan doğruyu söylüyorsa heyecanla konuşur. Başka türlü aheste aheste konuşur. Ama dedim ben sizin hatırınızı kırmamak için böyle konuşacağım. Yalnız dedim şayet dedim eğer bundan memnun kalmazsanız herkesten 100 lira alırım. Eski türlü konuşmak için. Şaka tabii 100 lira falan mı? Tamam dediler böyle anlatmaya başladım. 3 dakika sonra aman dediler Melih. Lütfen böyle anlatma. Bildiğin gibi anlat dediler. Evet. Şimdi bildiğim gibi anlatmaya devam ediyorum. Bitire, bipik, pas. 2 tref. Rengini tekrar etti. Çekirge ne yapmak lazım bu elle? 2 pik diyorum ben. Aman hocam 2 pik denir mi yahu? Sen 2 pik durmak için yapılan bir konuşma demiştin. E 2 pik denmez o zaman. Peki 3 pik diyeyim çekirge. Olmaz yahu. Daha 3 pik davet ama 6'lı pikin olması lazım hocam. Peki ne yapayım çekirge? Zon daveti yapmak için 2 sansatü de. 2 zon daveti yapıyorum. Şimdi kuzeyin eline bakın. Kuzeyde süper kalite bir el var. Süper kalite. Ve zon davetini 13 puan olmasına rağmen son derece kaliteli bir el var. Mükemmel bir el var. Kuzey şöyle diyor. Zon davetini kabul ediyorum. Senin 5'li pikin varsa 4 pikini tercih ederim. Hocam bu deklarasyonu yapmak için kaç sene çalışmak lazım? 5 dakikalık anlatım buna yeterli ama mahkemeni kullanacağız. Peki hocam niye piki tekrar etmedik? Çünkü peki tekrar etmek durmak için ve altılı pik gösteriyor. Sende altılı pik yok. Üstelik 11 puan var. Zona davet etmelisin. Peki ben zona davet edince niye Kuzey 3 pik dedi? Çünkü Kuzey durumu gayet iyi biliyor.
Kuzey 3 bit dedi ki şayet şayet 5'li pikin varsa 4 pik oynayalım diye. Peki hocam senin bu 11 bin tane elin var. Niye bundan faydalanmak istemez federasyon? Ekmeği onlar verecekler. Sen ekmek ve su veremezsin çekirge. Olmaz. Çekirge, ekmek ve su vermek sadece otoritenin hakkıdır. Peki ölecek onlar, ölsünler. Şimdi bakalım ne güzel bir deklarasyon yapacağız. Bir tref, bir pik. Pas, iki tref. Pas. Kuzey ne diyecek arkadaşlar? Üç tref. Hocam, niye olmaz çekirge? E çünkü üç tref zon daveti, sende var 15 puan. Olmaz. Peki çekirge. Unda. Peki 3 pik desem olur mu çekirge? Olmaz hocam, olmaz. Niye olmaz? Çünkü 3 pik hem altılı pik gösteriyor hem zon daveti. Sen zon forcing'i yapmalısın. Zon forcing'i olan bir konuşma yapmalısın sen. Peki nasıl yapacağım zon forcing'i olan konuşma? Kuvvetli üçlü rengini okuyacaksın. Yani şöyle yap. Bu sizi daima doğru kontrata getir. İki kör rica. Ne demek iki kör? Pardon. İki kör ne demek iki kör? Konuşmaları sürdürmek istiyorum. Körde kuvvetim. Üçüncü renk forcing'i bunun adı. Tamamdır hocam. O halde iki köre ben de iki sansatı diyorum. Pas, çekirge sen de üç sansatı diyorsun. Peki ne demek bu iki santu? Bu iki santu, sende körler var. Pik de senin rengin, ben de karo keserim demek. Pirito. Peki kuzey niye trefliği desteklemedi hocam? Yani iki trefle niye üç tref demedi? Çünkü o zon daveti. 15 puanla zon daveti yapılmaz. Peki bu deklarasyonu yapmak kolay mı hocam? Çok kolay ve çok zor. Eğitim almak lazım. Eğitmeyi bilen insanlardan eğitim almak lazım. Ve muhakeme etmek lazım. Olayı anlamak lazım. Peki hocam, bir tref, bir pik, iki trefle üç pik diyen insanlar çıkar mı bu elle? Oo, milyonlarca. İstersen davul değil, dümbelek çal. Bir el sonra üç pik der. Halbuki üç pik zon daveti ve altılı olması lazım. Hocam, bu elleri hazırlamak oldukça zor galiba, değil mi? Evet çekirge, oldukça zor. Bunlarla ilgili çok uzun uğraşılarda bulunduk. Hocam niye iki kör demiyorsun? Çünkü iki kör reverse olur. Benim o reverse yapacak kuvvetim yok. Altılı rengimi tekrar ediyorum. O kadar. Pas. Şimdi kuzeyde kaç puan var? 13 puan. 3 pik. Olmaz. 3 pik hem zon daveti hem altılı pik gösterir. Olmaz hocam. Peki çekirge, dönelim geriye. Buldu. Peki ne diyeceğiz biz bunlar? Biz burada, biz bu elle iki karo diyeceğiz. İki karo. Üçüncü renk forcing. Üçüncü renk forcing ile devamı temin edeceğiz. Güney ne diyecek Güney? Pas. İki kör diyecek. Bu iki kör bir nevi dördüncü renk. Körler de olabilir. Kör kesik keseri olmayan el de olabilir. Pas. Ne yapacak şimdi? Trefliği tutacak. Bu zone forcing oldu mu şimdi? Tabii ki oldu. Gayet tabii ki zone forcing oldu. Çünkü kuzeyin elinde 11 puan olsaydı ne yapardı çekirge? 3 tref derdi direktman. Direkt 3 tref deseydi zon daveti olurdu. Pas. Şimdi ben de 3 santim.
Pas, pas. Şimdi bu eli oynayalım. Oynayalım çekirge. Başka çare yok. Kulak eli oynadım. Kaldı. Ve 9'lu köyü döndü. Şu kağıdı atarsanız oyun oluyor. Bu kağıdı attınız mı bloke olmuyorsunuz ve kontratı yapıyorsunuz. Çünkü zaten tref 2-2 değilse kontratı yapamazsınız artık. Tik tref 2-2, bu kağıdı verdiniz mi yerden, bitti. Alıyorsunuz kağıdı, tam trefi çekiyorsunuz ve milyon trik yapıyorsunuz. Bakalım. Ettiler. Sevgili seyirciler, eller çok güzel değil mi? Hakikaten ben de bakıyorum, ne muazzam ellermiş bunlar ya. Ben çoktan beri bu açan rebide, açan rengini rebide derse çalışması kimseye yapmamıştım. Hiç kimse uzun zamandan beri hiç yapmadı Gülsey'e böyle bir uzman. Şu ellere bakıyorum, ne muazzam ellermiş ya bunlar. Ne muazzam. Mükemmel anlatıyor olayı. İtiraf pas. Olmaz hocam. Niye olmaz çekirge? Çünkü sen bize öğrettin ki sıçradığın zaman iki renkli el olmaz. İki renkli elle sıçram, kuvvetli jump yapmak için tek renkli el olacak ya da açanın rengine uyumlu olacak. Ben açanın rengine uyumlu değilim ki. Peki ne yapacağız çekirge? Şöyle yapacağız. Önce un, sonra bir trik diyeceğiz. Pas, o da iki trik diyecek. Pas. Üç pik desem un çekirge. Olmaz hocam. Niye olmaz? Çünkü son davet. Senin elinde o muazzam kağıt var. Son forcing yapacaksın. Forcing line'a gireceksin. Forcing line içinde de ilerleyeceksin. Evet. Bunu da diyelim. Forcing line'a nasıl gireceğiz çekirge? İki kara diyerek. Pas. İki kör aynısını yapıyor. Pas. Şimdi forcing line içinde rahatız. Peki bu 3 pikin diğerinden ne farkı var çekirge? Çünkü direkt 3 pik deseydi zon daveti olurdu. Önce bir 3. renk forcing'i yaptıktan sonra 3. renk forcing'i yaptıktan sonra 3 pik deyince ne oldu? Zon forcing oldu. Direkt 3 pik deseydi zon daveti olurdu. Olay bu. Ondan sonra şileme gider, yapar yapmaz o başka şey. Bu eli size 4 pik oynayayım. İsmet Bey, bu eli 4 pik oynayalım. Herkes için kolay gibi görülen bir el ama 4 pik oynayalım. Bakın 4 piki ben oynayacağım. Çok fazlaymış gibi görülüyor ama atasözü vardır. Yemeden şükretme. Bunu birinci uygularsan elini büyük görme, yemeden şükretme. Elini büyük görme, yemeden şükretme. O halde oynayalım. Şimdi bu eli high class. High class. İki kara çaktırıp bir karayı da trefe atacaksın hocam. Bırakalım şimdi bunları.
high class teknikler... Çakarsa pik alamayacak. İsmet Bey. Beni dinleyin. Şimdi ben size bu eli high class teknikle oynayacağım diyor. İşte bitti. Şu anda kontrat 5 oldu. Şu anda 5 cepte. 5 pik cepte şimdi. Ne isterse oynasın. İstediği hangi kağıdı oynarsa oynasın. Pik mi oynar, kör mü oynar, öbürünü mü oynar? Hadi diyelim kör oynasın. Because if you are big. Finito. 5. High class teknik dediğim işte budur. Evet. Yine elimize geçelim. Şimdi bu ele bakalım. Pas. Pardon. Bir trap. Pas. Bir pik. Pas. İki trap. Pas. Şimdi benim elim zone forcing yapmak için biraz eksik. 11 puanım var. Çok güzel 11 puanım var. Yapılabilecek en iyi şey bir üçüncü renk forcing'i yapayım. Pikte veya körde oynama şansını muhafaza etmeye çalışayım. Trefte uyumum da var. Tref Rua ikili fevkalade bir kuvvet. Tref Rua ikili. Altılı rengi var ortağın. Diğer konuşmalardan daha iyi durumdayım. Yapalım. İki kör. Bu üçüncü renk forcing'i. Alert. Öbür taraf. Alert. Üçüncü renk forcing'i. Körü olmayabilir. Körde kuvveti olan eli olabilir. Pas. Üç kör. Aha. Benim ortakta altılı trap dörtlü kör varmış. İki kör diyememiş reverse yapmamak için. Onun için iki trap diye trafiği tekrar etmiş. Ben de dört körü diyorum. Finito. İşte dört kör kontratı böyle bulunuyor. Karo, karo, as karo, 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 okuyorum, karo, karo. High class teknikle oynayacağım yine, high class teknikle oynayacağım yine. Batırer, batırer, ne yaparsa yap. Bakalım. Bir karo. Bugün Walsh için pek vaktimiz olmayacak. Bu konuya devam edeceğim. Çünkü çok güzel bir konu ve güncel bir konu. Şimdi bu arada aklıma geldi de tekrar yine bir hatırlatmada bulunayım. Benim ayrılmamdan sonra Türk Bilici allak bullak olmuş. Ben böyle olduğunu İsmet Bey'den öğrendim. Ben bilmiyordum. Pek ilgilenmedim. Hiç ilgilenmedim. Allak bullak olmuş. İnsanlar hiç kullanamayacakları bir şeyler öğrenmişler. Çorbaya çevirmişler bilişlerini. Çorba. Anaokulu biricinden uzaklaşmışlar. Babaokulu biricine gitmişler. Onun da milyonda birini yapacak seviyede değiller. Çünkü zaten basic biriç bilmeyen hiçbir şey yapamaz ki. Ben olsam ben şimdi bridge öğretirken Türkiye'de bunu söylerdim. Bir şey anlatırdım. Derdim ki anlatırken. Ya bazen derlerdi ki Melih ya bu basit falan. Yok derdim.
Bakın, siz şöyle bir anlaşma yapacaksınız benimle. Benimle ya anlaşma, benimle bridge dersleri hususundaki anlaşmanız şöyle olacak. O zaman Melih, parayı veririz, ders alırız. Ama öğrettiğin gelmeli. Öğrettiğin el 3 ayda bir kere geliyorsa 3 misli para ödersin. 1 yılda bir geliyorsa 10 misli geriye ödersin diye anlaşma yapacağız. Sen biri sana bir şey öğretirken diyeceksin ki, parayı da veriyorsan bak diyeceksin. 3 ayda bir kere gelirse bu 2 misli geri ödersin. 1 yılda bir gelirse 10 misli geri ödersin. Hiç gelmezse 50 misli geri ödersin. Gel kontratı yapalım, ne istersen öğret diyeceğiz. Bakalım öğretebiliyorlar mı o zaman? Kontratı yapın bakalım öğretebiliyorlar mı? Size bir şey öğreten hemen bu pazarlığı yapacaksın. Senin öğrettiğin diyeceksin arkadaş gelecek. Yarın gelecek, öbürsü gün gelecek, daha öbürsü gün gelecek. Masada gelecek diyeceksin. Size lollipop bilinç öğretenlere bunu söyleyeceksiniz. İşte ben gittikten sonra Türk bilincinin bu hale düşmesinin sebebi lollipop bilincin öğretilmesidir. Siz öğrendiklerinizi bir kafanızda geçirin. Bakalım hiç geliyorlar mı? Gelmezler. Gelmezler. Çünkü öğreten bir hiç bilmeyince ne öğreteceğini bilmez. Şimdi ben size bunları öğretiyorum. Bakın birkaç haftadan beri. Açın bakın, gidin masaya oynayın. Bir el değil, ikinci el bu geliyor. Üç el sonra öteki geliyor. Dört el sonra öteki geliyor. Pazarlık yapacaksınız. Bak diyeceksiniz arkadaş. Öğrettiğin gelmezse parayı geri verirsin. Evet. Bir karo. Pas. Bir pik. Pas. İki karo. Pas. Şimdi kuzeydeki oyuncu iki pik desi olmaz, üç pik desi olmaz, üç sansatı da olmaz. Çünkü kör keseri yok. Şimdi bakın tekrar ediyorum. Mesela bir karo, bir pik, bir sansatı derse eşiniz, sizin onu kesmenize, bunu kesmenize gerek yok. Ama bir karo, bir pik, karo dediği zaman onda da tek kör olabilir. Ne yapacağım o halde? Çekirge sen söyle, üç tref diyeceksin hocam. Üç tref. Üçü reinforcing yapacaksın. Pas, ben de üç sansatı yapacağım. Memnun. Peki, tref onlu at edildi. Ne yapacaksın hocam? Hemen şu kağıdı koyacağım. Çekirge. Niye bunu koyacaksın hocam? Çünkü eğer trefliği empas yaparsan, bu taraf tutar, kör dönerse, karo at dışarıdayken kadar ası koyacağım, karavasını çıkan akart edeceğim. Hemen oynayayım. High class teknik oynayacağım. Bakın şimdi. High class teknik oynayacağım. Eşit, bakın ne kadar yüksek bir teknikle oynayacağımı şimdi dikkat edeceksiniz. Dikkat edin ve bakın. Şu kağıda oynarsanız batarsınız. Olmaz. Peki bunu otomatik olarak oynayabilir misiniz? Ben bunu hiç masada gözlerimi kapatırım, bir saniye düşünmeden böyle oynarım. Niye? Çünkü buna, bu olaya şartlanmışım. Bu olayı masada yaparsan yapamazsın. Bakın oynaman gereken kağıt şu. Oynaman gereken kağıt bu. Peki hangi teoriyle bunu oynuyorsun? Eşdeğer kağıtların büyüğü uzun tarafta kalmalı. Eşdeğer kartların büyüğü uzun tarafta kalmalı. Bu benim için baby. Hiç masada bir saniye düşünmeden bu kartı oynarım. Şimdi sen bunu oynadın mı? Kapı yuttun. Orayı iştirak etmiyor. Sekizli karayı kaçar yere geçer, sekizli karayı oynarsan kavur etmez dokuzluyu. Senin karon çalışmaz artık. Halbuki baby metotla. Bak bunlar bu masada bulunmaz arkadaşlar. Masada bulunmaz. Bu hep hayat boyu böyle oynamakla bulunur. Hep böyle oynadığın zaman bunu yaparsın. Hep böyle. Duayı koyarsın. İştirak etmez.
Gidersin yere pikle. Küçük pik. Has pik alırsın. Karayı oynarsın. Küçük koyunca yediğini ele gelirsin. Az karayı nakalt edersin. Peki hocam bunu nasıl böyle yapabiliyorsun? Nasıl akıl ettin bu sekizli karayı oynamayı? Çekirgeden hiç akıl etmedim bunu. Hiç düşünmedim bile bunu. Peki hocam nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Bu teori çekirge. Teori şu. İki eşdeğer kartın. Bakın benim sayfamda bu Amerika'da oynadığım bir el vardı. Yerde altılı, bende beşli vardı. Hiç düşünmeden altılı oynadım yerden. Beşli yerden altınla ikili var. İkili oynarsam batıyor. Altılı oynayınca yoluyor. Hiç düşünmedim.